Jen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, haftanın son gününde ana haber bültenimizi burada noktayı koyuyoruz. Ancak daha fazla haber bekliyoruz. Ev mağduru kadın ve sosyal yardım alan ailelere istihdam sağlanacak. Evet, ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Efendim sevgiler, saygılar sunuyorum. Sevgili seyirciler, Oksijen Kurs başlıyor. Tekrar beraberiz. Neler var programımızda? Yavuz hocamızla görüntülü bir telefon bağlantısı yapacağız. Daha sonra Ümit Karan'ın açıklaması ve maç sonrası Ersin ve Oğuzhan'ın açıklaması var. Gazeteciler konuşuyor. Nevzat Cengirt'in moderatörlüğünde gazeteciler Düzce'yi değerlendiriyor. Haftanın öne çıkan haberlerinin ve gündemin önemli başlıkları Salı günleri saat 20'de Oksijen TV ekranlarında. Sevgili Oksijen TV izleyenleri iyi akşamlar. Salı akşamları saat 20'de sunduğumuz, yayınladığımız gazeteciler konuşuyor programına hoş geldiniz. 2021'in bu son programında bir yıl içerisinde Düzce'de öne çıkan başlıkları gazeteci arkadaşlarım İlhami Atasever ve Atilla Gösterişli ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık bir saat sürecek programa sizler de görüş ve önerilerinizle Oksijen TV'nin Facebook ve sosyal medya hesaplarından katılabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi bekleriz. Evet, yayınımız başlıyor. Biliyorsunuz
Geçtiğimiz pazar günü Türkiye kamuoyunu derinden sarsan çirkin bir olay gerçekleşti Gaziantep'te. Muhabir bir arkadaşımız, İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri arkadaşımız, duayen meslek büyüğü denilen Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya tarafından tokatlandı. Tabii bu olay Türkiye'de infiala neden oldu ve yükselen tepkiler üzerine Habertürk Sarıkaya'yı görevden aldı. Ancak burada bir konu daha var ki vahim olan. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'in bu olaya sessiz kalması ve hiçbir şey yokmuş gibi canlarına devam etmesi de bir o kadar Sarıkaya'nın tokadı kadar insanları sarstı ve üzdü. Şimdi bu konuyu arkadaşlarımla kısaca bir değerlendirip sonra Düzce gündemine geçeceğiz. Evet Atilla Bey, ne diyorsunuz bu görüntülerde de dönüyor zaten. Siz olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan önce, her şeyden önce iyi akşamlar dilerim bizi izleyenlere. Onun dışında ikinci program devam ediyor. Hayırlı olsun. Daha da uzun soluklu bir yayın olmasını temenni ederim. Ancak İnşallah. Şöyle bir vurgu da yapmak isterim. Bugün 21 Aralık tarihi. Yılın en uzun akşamı bu akşam. Dolayısıyla bizi keşke bir saatte sınırlandırmasan. Çünkü yılın en uzun gecesi olması kadar 2021 yılına baktığımız zaman da hayli yoğun gündemimiz var. Dolayısıyla tüm bu gündemi bir saat içerisinde sıkıştırmak kolay olması gerektiği düşünüyorum ve bunu dedikten hemen sonra da Muharrem Sarıkaya olayına geçmek isterim. Şimdi az önce tabii kişilerin adettendir sayın denilmesi ama siz de öyle başladınız. Ben maalesef bu olaya bu olayı sayınlığın dışında görüyorum. Talihsiz bir olay. Aslında attığı tokat muhabire değil. Bence kendisine atılmış bir tokat oldu. İşte insanların ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar, ne kadar mesleklerinde birikimli olurlarsa olsunlar ama en ufak bir hadisenin nelere mal olduğunu da gözetmek gerekiyor. İşte bu da bir insanın geldiği en aciz durumlardan bir tanesidir. Yıllardır yaptıklarını bence bir gecede heba etti Muharrem Sarıkaya. Kabul etmek hiç mümkün değil. Kınıyorum, eleştiriyorum. Üstelik toplumu aydınlatmakla görevli olan bir gazetecinin bu türlü davranışlar içerisinde olması, onu sevenlerini de, yakınlarını da, gazeteci olarak ona bakan insanları da bence üzmüştür diye düşünüyorum. Bir kez daha eleştiriyorum. Evet. Sayın Hocam, siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Evet, öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. İnsanların, özellikle toplum karşısında olan insanların örnek olması lazım. Özellikle bir gazeteci ise, sizin girişte de söylediğiniz gibi, hem de duayen diyebileceğimiz bir gazeteci ise, bu tür hareketler hiç hoş değil, şirk değil. Örnek olması gereken bir insanın kötü örnek olması hoş değil. Kırıyorum, yani yapılacak iş değil, kabul edilebilecek bir durum değil. Evet. Bu değerli katkılarınızdan sonra Düzce gündemine geçiyoruz. Evet, biz tabii sevgili izleyenler, iki meslektaşımla önceden tabii birlikte istişare ederek bir 8-10 maddelik bir Düzce gündemi oluşturduk. Benim arkadaşlarım da ona sağ olsunlar kabul ettiler. Tabii ki Düzce'de 8-10 tane değil, bir yıl içerisinde yaşananlar daha fazladır kuşkusuz ama biz işlerinden programımızın da süresinde hesap ederek kendimizce önemli bulduklarımızı değerlendirmeye aldık. Takdir sizin. Ben 1976 yılında Düzce'ye, Akçakoca'dan Ticaret Sesi'ne ilk okumak için geldiğim yıl, hava kirliliği nedir? O zaman 16 yaşındaydım, tanık oldum. Sabah evim, öğrenci evimiz Düzce Stadı'nın yakınlarında bir yerdeydi, Kültür Mahallesi'nde. Oradan Uzun Mustafa'daki eski Ticaret Sesi'ne tabii yürüyerek gidiyorduk.
O sabah 7'deki sisi göz gözü görmez sisi hatırlıyorum. O gün bugündür. Ne yazık ki o gün de tartışılıyordu Düzce'de hava kirliliği. Aradan 50 yıl geçti ve hala tartışılıyor. Kuşkusuz daha öncesi de vardır. Benim bilmediğim. Vaatler veriliyor. Her kuş sezonuna girdiğimizde sonbaharla birlikte hava kirliliği tekrar Düzce'nin gündemine geliyor. Konuşuluyor. Onu yapacağız, bunu yapacağız deniyor. Havalar ve hava dönüyor. Ondan sonra unutuluyor. Bir dahaki kışa kadar tekrar o sorun rafa kaldırılıyor. Ancak bugüne kadar hiçbir şey ne yazık ki değişebilmiş değil. Hangi siyasetçi gelirse gelsin, hangi belediye başkanı gelirse gelsin, hangi milletvekili gelirse gelsin, gündeme getiriyorlar, konuşuyorlar, toplumun biraz gazını alıyorlar. Ondan sonra o bildiğimiz süreç devam ediyor, gidiyor. Sizler ne dersiniz? Yani bu Düzce'nin mahkûs tarihi değişebilecek mi? Önce yine, evet, Atilla Bey'den başlayalım. Düzce'mizi en sona bırakalım. Evet, kesinlikle. Şimdi Nevzat Bey, az önce dediniz ki işte Düzce'ye geldiğinizde Uzun Mustafa Mahallesi'ne oturduğunuzu söylediniz. Ben şimdi orada oturuyorum ve şimdi gelirken de bu hava kirliliği ile ilgili etkenleri aldım. Pis koku ve müthiş bir, evet, sis var dışarıda. Ve bugün de yılın ilk karı yağdı. Üşüdük de biraz. Bu kaloriferlerin biraz daha açılması demek, kömürün biraz daha fazla yanması demek. Bir kere her şeyden önce Düzce'yi coğrafi konumu itibariyle değerlendirdiğimiz zaman buna müsait olduğunu görüyoruz. Etrafımız dağlarla çevrili, çanak içerisinde oturmuş bir kentiz ama bu her şey mi? Yani bunun arkasına sığınarak hava kirliliğine karşı mücadelede hiçbir şey yapmayalım anlamına mı geliyor? Hayır, kesinlikle değil. Böyle bu türlü coğrafi koşulları daha kötü olan yerler de var ve oralarda hava kirliliğine karşı çok etkin bir mücadele edildiğini görüyoruz. Buradan hemen seyircilere şunu söylemek gerekiyor. Önemli bir istatistiktir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hemen hemen her gün hava kirliliği ile ilgili grafikleri yayınlarlar ve Düzce, altını kalın harflerle çiziyorum, şu anda Türkiye'de havası en kirli illerin başında geliyor. En genç iliz ama bu konuda da lideriz. Türkiye'de hava kirliliği en yoğun hisseden kentlerden biri Düzce. Geçtiğimiz aylarda Düzce Belediyesi hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ve bu konuda aldığı tedbirlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Öncelikle bu basın toplantısında bu hava kirliliğine etken olan unsurları saydı. Ben yazdım. 4 tane tespit yapmışlar. Bunlar bir sanayi kesiminin ilişkin sanayi sektöründen oluşan hava kirliliği. İkincisi ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği. Üçüncüsü yakma. İşte şu anda bunu çok şiddetli görüyoruz zaten. Ve en sonra da ısınma konunu. Ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü bütün bu 4 tane tespite ilişkin olarak da belediye olarak neler yapabileceklerini açıkladı. Sadece belediye olarak değil, yanında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Hanım da vardı. Nurhan Kartal da vardı. Dolayısıyla bir Düzce'de bu konuda bir seferberlik ilan ettiklerini ve hava kirliliği ile ilgili mücadelede neler yapacaklarını açıkladılar. Benim aklıma şu soru geldi tabii. Öncelikle bunların başında kalitesiz kömürü geliyor. Bir kere bu 2-2-4. Bu sadece bir seneye özgü değil, geçmiş senelerden sürdürüle gelen bir politikanın gereği olarak hala kalitesiz kömür kullanımına ilişkin çaba var Düzce'de. Hatırlayın, daha önceki programlarda da biz bunu çok sık dile getirdik. Valiliğin Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı diye bir kuruluşu var. Ve bu kuruluş dar gelirli ailelere yakacak yardımında bulunur. Ama nedense geçtiğimiz, bakın, kalitesiz kömürle mücadele edelim derken geçmiş yıllar, şimdi ben onu bugün sorguluyorum, bugün ne yapıyorlar diye. Ama geçtiğimiz senelerde özellikle kalitesiz kömür konusunda Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı'nın buna öncülük ettiğini görüyoruz. Ha, bu kasıtlı olan bir şey değil belki ama denetim eksikliği, kömürlerin denetlenememiş olması, bunun satışının engellenememiş olması Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı'nın bu konuda ne kadar etkisi olduğunu gösteriyor. Demek istediğim şey şu, bizzat devlet kalitesiz kömürlerle hava kirliliğini tetiklemişti. Ve buna ilişkin de maalesef hiçbir önlem
alınamamıştır. Bunu söylemek gerekiyor. İkinci bir konu var, doğalgaz. Biliyorsunuz kalitesiz kömür ya da ısınma amaçlı yakıtın en önde gelen, hava kirliliğini oluşturmayacak unsurların başında doğalgaz geliyor. Bu aynı zamanda ekonomik bir yakıttır. Doğalgazın teşvik edilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalar zaten bir süreden beri yapılıyor. Ancak bugünkü ortama baktığımız zaman, o ortamdan kastettiğim ekonomik koşullar, baktığımız zaman doğa şu anda bile doğalgaz kullanan ailelerin bile evin içinde ısınma amaçlı soba kullandığını görüyoruz. Bırakın doğalgazı teşvik etmek, evlerde, konutlarda doğalgaz yakmaya bırakın, artık tersini de dönmeye başladı. Faturalardan ötürü insanlar şu anda evlerin içinde doğalgazı kapattılar, soba kullanmaya başladılar. Bu bence tehlikenin ne boyuta geldiğini de gösteriyor. Bu artı bir hava kirliliğine etken olacak bir durumdur. Belediye kömür denetimlerini yapacaklarını söyledi ve ben bugüne kadar basın bültenlerini izliyorum. Bu kalitesiz kömürlerin, özellikle kalitesiz kömürlerinin denetiminin nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir bulgu elimizde yok. Yapıldı mı, yapılıyor mu? Kömür satışı yapan işletmeler var. Bunlara karşı ne gibi yaptırımlar uygulanıyor? Bu hala açıklanmış değil ve bu konu hala bir soru işareti. Bence bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. En son bu konuda söyleyecek olduğum bir husus daha var. O da fabrikalara filtreye takılması hususu. Sanayi kesimini etkileyen olayların başında da bu geliyor. Maalesef Düzce'de organize sanayi bölgelerine ilişkin alanlar genişletiliyor. Önce Düzce organize sanayi bölgesi vardı. Yetmedi, ikincisi oldu. Yetmedi, Çilimli oldu, Akçakoca oldu, Gümüşhava oldu. Dolayısıyla buralarda adı üstünde sanayinin düzenli hale gelmesine ilişkin bir çabadır bu. Önemlidir de bence bölgenin ekonomik olarak gelişmesini sağlaması açısından, hem istihdam üretmesi açısından bunlar önemli çabalardır. Ancak buradaki fabrikaların da denetlenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde bir yasa çıktı. O yasanın etkinliği tartışma konusu. Bugün hala birçok fabrikanın filtre takmadığı duyumları geliyor. Lastik yakma konusuna hiç girmiyorum. O zaten şu anda denetlenebilir durumda değil. Biliyorsunuz en son çıkan yasayla da bunun ucu biraz da açık bırakıldı gibi. Tüm bu unsurları yan yana getirdiğimiz zaman, yani kaçak kömürü getirdiğimiz zaman, filtre konusunu, lastik yakma konusunu, doğalgazdaki eksikliği getirdiğimiz zaman işte Düzce'nin makus tarihi ortaya çıkıyor ve hava kirliliği yaşıyoruz. Şu anda Düzce'nin dışarısında hava kirliliği çok ciddi boyutlarda. Emin olun yarın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava kirliliği raporunda Düzce yine üst sıralarda yer alacak. Ben buradan yetkilileri seslenmek istiyorum. Bu konuda çok acil çözümler şart. Hocama geçmeden önce şeyi soracağım. Yani evet, hep buna benzer şeyleri her yıl gazeteciler olarak gündeme getiriyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, tartışıyoruz. Ama değişmiyor. Yani bu siyasetçilere nasıl adım attıracağız biz? Ya da buradaki devlet yetkililerine? Değişmemesinin en büyük nedenlerden bir tanesi bunun zaten bir devlet politikası olarak algılanmış olması. Çünkü geçmiş yıllardan beri dar gelirler devletin kendilerine kömür dağıtmasını bekliyorlar. Bakın şu anda bir ara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nuran Hanım demiştik ki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı bu yıl için kömür dağıtmayacak demişti. Ancak bazı yerlerde kömürlerin dağıtıldığını biz görüyoruz. Bu konuda neler yapılıyor? Gerçekten de dağıtılmıyor mu? Çünkü kömür yerine para verildiği filan söylendi ama bununla ilgili net bir açıklama da yapılmadı. Sözünü buradan şuraya geçmek isterim. Devlet artık bu politikayı terk etmeli. Yani dar gelirli insanların yakacak ihtiyacını karşılamak amaçlı olarak bütün bir şehri kirletme hakları yok. Evet. Çok önemli bir konu. Bence devletin artık Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfı kanalıyla özellikle kalitesiz kömürler, bu dağıtılan kömürlerin de kalitesiz kömür olduğunu biliyoruz. Birçok yerde bunun ölçümleri de zaten yapıldı. Dolayısıyla bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Doğalgaz konusunda da Nevzat Bey, samimi olmak gerekiyor. Yapılacaksa doğalgaz konusunda teşvik verilmeli. Yani insanlar artık kombilerini bağlatamıyorlar. Maliyetler çok yüksek. Evet. Şimdi zaten faturalar da çok yükseldi. Bu konuda iyi bir teşvik paketinin açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hocam buyur. Evet. Düzce'de hava kirliliği çok uzun yıllardan beri söz konusu.
Fakat benim bu birkaç gün içerisinde yaptığım araştırmaya göre somut olarak alınmış bazı tedbirler var. Mesela yakmadan kaynaklı meydana gelebilecek hava kirliliğine yönelik tedbirler alınmış. Ne yapılmış? Düzce merkezde ve Akçakoca'da kalitesi düşük hava kirliliğine sebep olabilecek olan kömürler yasaklanmış. Bu karar alınmış. Bunu yeni aldığım bilgi bu. Bunun haricinde devletten dar gelirli vatandaşlarımızın doğal gazı kullanabilmeleri ile ilgili teşvik durumundan bahsetti Atilla Bey. Bu konuda da gereken yapılmış. 6 milyon civarında hibe proje söz konusu. 2 milyonu bunu akşama sabaha gelmek üzere dar gelirli vatandaşların doğal gaz sobası ile ısınabilmeleri ile ilgili. Bu da inşallah tedbirlerden bir tanesi olacak veya hava kirliliğini azaltacak. Yine şehir içerisinde Ankara ve İstanbul istikametinden Zonguldak tarafından gelen kamyonların şehir içerisine sokulmaması ile ilgili tedbirler alınmış. O da İl Trafik Komisyonu'ndan akşama sabaha geçecek diye bilgi aldım. Özellikle Zonguldak tarafından gelen tırların, İstanbul veya Ankara'ya gidecek olan tırların Çoban'a gelmeden kavşağı kilitlemesini önlemek veya egzoz gazından etkilenmemesi için Düzce'nin bu konuda da tedbirlerin alındığı bilgisini aldım. Bu da güzel bir şey, haber. Tamam, ne yapacaklar bu tırlar? Zannediyorum emniyet güçleri belli yerlerde duracaklar. Kuzey çevre yoluna yönlendirecekler tırları. İstanbul'a mı gideceksin? İstanbul'a gidebilmek için kaynaştan İstanbul'a sokacak. Zorlama yapacak. Ben de önceden nasıl olacak bu iş falan, zorlamayla olur bu iş. Başka türlü yapılacak bir şey değil. Bu doğru bir şey olur. Başka ne var? Bu sadece devletin, belediyenin yapacağı bir şey değil. Vatandaş olarak biz de bu konuda bilinçli olmamız lazım. Bu konuda zaman zaman bana bazı arkadaşlar, beni tanıyan arkadaşlar, ya hocam yıllardır söyleniyor hava kirliliğine bir çözüm bulunması ile ilgili ama hala belirli yerler gösteriyor bana. Diyor ki bakın sabahleyin kalktığınızda işte şehrin belli bir tarafında duman yükseliyor. Gidip bakalım orada lastik yanıyor. Bu lastik, ben bunu oturduğum yerden görüyorum, iş yerimden görüyorum da bunu ilgililer görmüyor mu diye söylüyor. Doğru. Doğru da şimdi herkes de oturup da nerede ne yanıyor bakacak hali yok. Eğer bizim benim bahçeme yakın, mahalleme yakın, evime yakın bir yerde birisi lastik yakıyorsa bunu benim bildirmem lazım ilgili yerlere. Ama nasıl olsa ben gördüğüme göre belediye de bunu görür, ilgililer de bunu görür durumuna düşmemek lazım. Vatandaş olarak görevimizi yapmamız lazım. İhbar mı etsinler hocam? Benim efendim, ihbar etsinler, 152 arasınlar, aranması gereken yerler bellidir. Oraları arasınlar. Yine sabah kalktığımda ben bahçede arabamızı çalıştırmadan arabamızın üzeri sarı tozlarla kaplı olduğunu görüyorum. Sildiğimiz zaman kahverengi, koyu kahverengiye dönüşen bir toz çıktığını görüyoruz. Bu da belli ki az önce Atilla Bey'in dile getirdiği gibi fabrikalardaki bacaların filtresi gündüz sabahtan akşama kadar filtre takılı da akşam belli saatten sabaha kadar filtreler mi alınıyor? Öyle bir şüphem var. Bu benim yakınımda olduğuna göre dediğiniz gibi birinci organize, ikinci organize var. Yakınımız neresi hocam? Yakınımız dediğim neresi? Yani Arap semt olarak yani ben Arap çiftliğinde oturuyorum. Hı hı. Arap çiftliğinde bu söz konusu. Şimdi ben bunu görüyorsam, arabamın üzerinde böyle bir hava toz varsa bunu ben anlamadan yutuyorum. Sabah kalktığımda okula giderken, dolmuşa giderken, mahallemde dolaşırken bunu ben anlamadan yutuyorum. Teneffüs ediyoruz. Teneffüs ediyoruz. Yani ciğerlerimize gidiyor. Bunun önleminin alınması lazım. Belediyemiz bu konuyla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir gezici şey almıştı. Hava kirliliğini ölçücü cihaz. Onu şehrin belli yerlerine koydu, ölçtü, durum tespiti yaptı. Bunda sıkıntı yok. Peki hava kirliliğinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler nelerdir? Yıllardan beri konuşulur bu ama bir türlü becerilemedi.
Ama son günlerde, son yıllarda şunu da hakkına teslim etmek lazım. Eskilerden çok daha iyi, eskilerden çok daha iyi bir şekilde hava temiz. Bunu ben çeşitli yerlerden, çeşitli arkadaşlardan aldığım bilgiler böyle. Hocam buraya bir şer koyuyorum tabii. Buyur. Siz duyumlardan belki böyle söylüyorsunuz ama şu an emin olun yarın açın Çevre ve Şehircilik şeyin bakanlığının hava kalitesi raporunu. Biz Türkiye'de birinciyiz hava kirliliğinde. Evet. Yani duyumların ötesinde resmi rakamlara dayanan veriler söz konusu. Şimdi ama başta da siz de konuşmamızın başında söylediniz. Düzce coğrafi olarak bir kere hava kirliliğine uygun bir yer. Çevresi dağlarla kaplı, çanak şeklinde. Akyer neydi? Lodos estiği zaman hava temizleniyor. Eğer lodos yok, sis varsa işimiz kötü. Evet, inşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceğim. Ben Nevzat Bey buna bir ekleme yapabilir miyim? Hı hı. Şimdi içinde bulunduğumuz koşul aslı değerlendirmedik. Yani normal şartlarda değerlendirdiğimiz zaman hava kirliliğinin etkisinden bahsedebiliriz ama biz normal şartlar içinde de değiliz. Bu tedbirlerin bir kat daha artırılması gerektiğini anlamına geliyor. O da pandemi koşulları. Biz şu anda sokakta gezerken maske kullanmak zorundayız. Maske kullandığımızda normal oksijeni zaten teneffüs edemiyoruz. Pandeminin haricinde. Evet. Onun dışında pandeminin etkisiyle biz o maskeyi kullandığımızda bundan çok daha fazla etkileniyor oluyoruz. Normal havayı soluyamamaya başladık. Emin olun şu anda bakın istatistikler yayınlanıyor hastanelerin. Şu anda hastanelerin dahiliye servisleri, göğüs hastalıkları servislerinde başvurular çok daha fazla arttı. Evet. Onu da söyleyeyim. Aynen. Ama bu konuda belediyemiz elinden geleni yaptığını ben inanıyorum. Yani bir de hocam dikkat çekti. Arap çiftliğinde oturuyorum dedi. Bir de bu fabrikaların bacalarının bence çok daha sık zaten ölçümlerde de sanayiye bağlı kirliliğin çok üst düzeyde olduğu da ortaya çıkmış oldu. Yani fabrikaların bacalarının çok daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği ortaya çıkmış oldu. Bir de bu dar gelirli vatandaşların doğalgaz kullanımını mutlaka sağlamak lazım. HİBE proje gereği 2 milyon alınmış. Yani 2 milyon gelecek. Demek ki 4 milyon daha gelecek. Para sıkıntımız da yok. İnşallah bu konuda belediye işi daha hızlandırır. Bir an önce havanın temiz olması için gerekeni yapar. Evet. Hazır hocam bu hava kirliliği mevzusuna girdiğinde Kuzey Çevre Yolu'na da değinmiş oldum. Tırların yani özellikle Zonguldak, Akçakoca, Kocaeli, Ereğli ve Alaplı istikametinden Ankara'ya da İstanbul'a yönüne gidecek olan ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğine girmeden Kuzey Çevre Yolu'na yönlendirileceğini söyledi. O da bir çözüm tabii ki. Evet. Ama yani hazır bu konuya girmişken o zaman şu yol konularını da hazır konuşalım. Ondan sonra diğer gündeme geçelim. Bilindiği gibi Kaynaşlı'dan Konrad Köprüsü'ne kadar olan Kuzey Çevre Yolu evet. Kimi eksiklerine rağmen tamamlandı ve şu anda faal bir şekilde devam ediyor ama geçmişteki AK Parti politikacıları siyasetçiler o yolun Çinli sapağına kadar Gölyaka geçişlerine kadar birleştirileceğini ve özellikle Akçakoca, Alaplı, Ereğli yönünden gelen ağır tonajlı araçların hiç şehir içi trafiğine girmeden Konrad üzerinden Çilimli'yi bypass ederek oraya gidecekleri söylenmişti. Bu konularda çalışma yapıldığı söylenmişti ama bugüne kadar ne yazık ki en ufak bir ilerleme olmadı. Onun dışında 2011 yılında hiç unutmam dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde seçim kampanyası için Düzce'ye gelmişti ve helikopterle Yılca'ya gitti 2011 yılında. Hiç unutmuyorum o seneyi. Ve orada Yılcalılara yolun yapılacağı sözünü verdi. Ama ne yazık ki 11 yıl bitti, 12. yıla giriyoruz. Hala Yılca, Düzce arasındaki yol bitmiş değil. Yetkililer yani orada yüklenici firma işte gidiyor yıl sonuna doğru biraz çalışma yapıyor. Zannediyorum ödeme neyse onu tüketiyor. Ondan sonra tekrar ara veriliyor yola. Bu bence Düzce siyasetinin ayıplarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Yine Sarp'tan başlayarak 3. köprüye Yavuz Selim'e bağlanacak sahil yolunun
Akçaoca kısmında hala bir ilerleme yok. Eski sahil yolunun Akçakoca Merkez ve Menenaz arasındaki yolun Paşalar Köyü, Kalkın Köyü, Karaburun sapağına kadar tamamlandı. Ne yazık ki 3,5 kilometrelik Menenaz'ı kısmı da hala tamamlanmış değil. Yani bu, tabii ki bunlar bittiğinde bölge ekonomisine çok ciddi artı değerler kazandırılacak projeler. Yine bir tanesi bizim milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin ne kadar gündemindedir bilmiyorum ama şu anda Zonguldak açıklarında çok ciddi doğalgaz rezervlerine ulaşıldığı söyleniyor ve bununla ilgili de altyapı hazırlıkları yapılıyor. Özellikle de Zonguldak, Bartın, Filyos limanı bunun için hazırlanıyor. Ve orada Filyos'tan başlayarak Filyos, Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Akçakoca, Karasu, Adapazarı hattının içine alan bir tren yolu yine projesi var. Gerçekten o bölgelerindeki istihdamı artırıcı bir proje bu. Ama onda da en ufak bir ilerleme yok. Yani bu konuda milletvekillerimizin çok fazla bu işi takip ettiklerini de hiç bugüne kadar bir açıklama da duymadım onlardan. Bunlarla ilgili ne dersiniz? Hocam aslında ben bu konuda çok fazla konuşmak istemem. Çok hakim olduğum konu değil birincisi bu. İkincisi Nevzat Bey zaten yolları o kadar çok net bir şekilde ortaya koydu ki bize de söyleyecek bir şey kalmadı. Ama ancak şöyle bir ana fikir çıkarttım. Aslında yol yapıldığı zaman bazı insanların bundan yolunu bulması gerekiyor. Düzce'de yolunu bulma ihtimali olmadığı için Düzce cazip bölgelerin dışında kaldı. Bizim Beşiktaş'ta dediğimiz müteahhit firmalar, buralara cazip gelmediği için buralara bu yolları yapılması çok mümkün gözükmüyor. Neden? Çünkü müteahhit firmalar bu türlü yerlerde yollar yaptıkları zaman geçiş garantili şartını koyuyorlar. Bir de dolar garantisi şartını koyuyorlar. Eğer siz bunları koymazsanız, yani geçiş garantili ödemeleri yapmazsanız buralarda bu yolların bitirilmesi çok mümkün olmayabilir. Yani yol yaparken yolu da yapmak lazım. Yolu yapamadığınız zaman kimse esas fiili bir yolu yapmaya çok niyeti gözükmüyor. Bu birincisi. İkincisi, o kadar saydınız ki kuzey çevre yolları filan. Ben hatırlıyorum İsmail Bayram döneminde ben belediyedeydim. O zaman o söz konusu ettiğiniz Kaynaşlı'nın üniversite bağlantısı artı oradan Çilimli'ye olan bağlantı yolda ilgili çok hızlı bir gelişmeler kaydedildi ama ondan sonra bıçak gibi kesildi. Bundaki en büyük etkenlerden biri yine siyasetçilerden bahsedeceğiz. 18. madde uygulamasının buna getirdiği engellerdir. Bu birincisi. Bir de şuna da dikkat çekmek isterim. Siz hep çevreden dolaştınız. Çevreden dolaştınız. Ama hiç içeriye bakmadınız. Siz birebir şahitsiniz. Özellikle Akçakoca bölgesinde, Gölyaka bölgesinde sel felaketi sırasında bozulan yollar, bozulan, yıkılan köprüler. Bugün hala üzerinden 2 yıl geçti. 3. yıla doğru gidiyoruz. Hala özellikle sel bölgelerindeki yolların yapılamadığını biliyoruz. Köprülerin yapılamadığını görüyoruz. Yani biz biraz büyük resme değil de büyük resme bakmak çok önemli. Ama dediğim gibi bizim öyle bir müteahhitimiz yok. Evet. Eğer geçiş garantili verirseniz o müteahhitler ortaya çıkacak. Ama küçük resme baktığımız zaman da bazı insanların buna niyetli olmadığını da görüyoruz. Biz bir daha mı sel felaketi yaşayınca ekipler, konvoylar gidecek? Hatırlar mısınız konvoylar oluşmuştu oralarda? Şimdi bir bakan geliyor arkasında yüzlerce araçlı konvoylar falan var. Belki onun verdiği bir havayla biz yapacağız falan demişti ama bugün o yollar hala yapılamadı Nevzat Bey. Yani biz çevreyi dolaştık, kulağı öteki taraftan gösterdiniz ama şehir içindeki yolların hali bence şu aşamada çok daha öncelikli diye düşünüyorum. Evet, hocam buyurun. Evet, Atilla Bey, olumsuz tarafından bakıyorsunuz ama biraz olumlu tarafından bakmakta fayda var. O size düşüyor hocam. Ben eleştireyim, siz diğer tarafından bakın. Yani bardağın boş kısmı bana kalsın. Eyvallah. Kötü adamı ben oynayayım. Eyvallah, estağfurullah. Yok. Bu bardağın dolu kısmı da sizde olsun. O şekilde anlaşılması üzer beni de. Yani hep böyle yapıldığı zaman araba geçecek, para alacağız. Onun için müteahhitler buraya gelecek mevzuu o şekilde değerlendirilmemesine fayda var. Şimdi niye hocam? Yani Türkiye'deki yolların yapımına baktığımız zaman Beşli müteahhit çetesini Atilla Bey, Düzce'nin dışına çıkmayalım bunu. Geçen de söyledim. Biz şimdi, evet.
Kuzey Çevre Yolu'ndan bahsedeceğiz. Evet. Türkiye'nin diğer yerlerdeki yolları şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizim şu an bizim ilimiz ilgilendiriyor. Yok, yolu yapanlar şimdi, açısından dedim ben. Eyvallah, eyvallah. Kuzey Çevre Yolu'ndan Yığılca istikametine, Yığılca'ya doğru giden yol epey zamandır yapımı devam ediyor. Bununla ilgili ben yeni bir bilgi aldım. İlk önce bu Düzce, Çamköy, Heciner arasında 2,5-3 kilometrelik yol zaten 2016 yılında bitirilmiş, teslim edilmiş. Yığılca merkezden İğneler Köyü'ne gelene kadar ki bölüm, o da 2,5-3 veya 3,5 kilometre bir yol. O da 2006 yılında yapılmış, teslim edilmiş. Bunun haricinde ikisinin arasındaki bölüm kalıyor. Burada Yığılca'ya gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Çok virajlı, bazı yerlerde viyadük yapılması lazım. Viyadüğün yapılması işte oradan mı olsun, buradan mı olsun, evet proje çizilmiş ama bazı değişiklikler yapıldı, güzergah değişiklikleri yapıldı. Bu konuyla ilgili İğneler'den Dutlar Köyü'ne kadar güzergah değişikliği yapıldı. Yollar genişletildi. Kalan kısmı da şu an devam ediyor. Bir veya iki, bir viyadük yapılacak. Hemen hemen yüzde belli bir kısmı yapılmış. Yağmur karanlığı yapılıp bitirecek. Yani 2022'nin 8. 9. ayında Düzce'den Yığılca'ya yol yapılmış, bitmiş olarak devam edilecek. Benim aldığım bilgi bu. İnşallah herhangi bir sıkıntı, problem olmaz. Az önce söylediğiniz problemlere geleceğiz. Şimdi bir de Akçakoca-Karasu arasında yapılan, aynen Yığılca yoluna benzeyen bir yol var. Orada da bir sıkıntı var. Orada da yapılması gereken yol 3-3,5 kilometrelik bir yol. Paşalara kadar yapılmış. Paşalardan sonra belli bir yere kadar çift şerit. Ondan sonra Karaburun'a kadar tek şeride bir yol. Yapılacak olan yolun tamamı 3-3,5 kilometre ama yapıldığı zaman o bölgeyi son derece rahatlatacak. Kesinlikle. Peki neden yapılmıyor sorusu gündeme geliyor. Bürokratik engeller maalesef bir türlü aşılamadı. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi bu bürokrasi. Herhalde ondan kaynaklanıyor diye aldığım bilgi. En kısa zamanda inşallah o da yapılır. Bu taraftaki bu yol problemi biter diye düşünüyorum. Benim bu konuyla ilgili bildiğim bunlar. Evet. Ha bu arada şey var. Asıl söyleyeceğim şeyi unuttum. Çamköy'den Gölyaka Sapağı'na kadar Kuzey Çevre Yolu'nun batı kısmı devam edecek olan o yol, Karayolları Genel Müdürü şöyle söylemiş bakanlığa. Bana burayı teslim edin ama 18'i yapın. 18'i yaptıktan sonra bana burayı teslim edin. Yolu ben 200 sene içerisinde yapar bitiririm şeklinde. Şimdi 18 uygulamasında herhalde bir sıkıntı var. Sizin de az önce söylediğiniz gibi. Ama karayollarına bu teslim edilmiş olsa bile teslim aldıktan sonra hemen ertesi günü başlayamıyor. Onun da kendine göre planı, projesi, incelemesi vesairesi var. Bu biraz uzun zaman alacağı için bu düşünceden bunun ne zaman gerçekleşeceği belli değil. Ben bu konuda bizim mahalle muhtarı Muammer Ceylan'la sohbet ederken Muammer Bey dedi ki ya hocam dedi o yol yapıla dursun, projede olsun, gelecekte yapılsın. Şu an dedi Çamköy ile Hal Kavşağı arasında bir yol yapılabilir. Nasıl yapılır? Melen'i takip ederek Melen'in güney tarafından 25 metrelik bir yol açılabilir. Bypass yolu diyoruz biz ona. Ha, şimdi bunu dillendirelim mi? Dillendirelim. Köşe yazısı yazdık. Faruk Özlü Sayın Başkanımız, Bakanımız bu konuyu çok önemsedi. Hemen plan projesini yaptı. Yani o kadar sevindi ki bu işe. Birkaç gün içerisinde şeye gitti, Ulaştırma Bakanlığı'na. Ulaştırma Bakanlığı'ndan ilgilileri buraya kadar getirdi. Baktılar, incelediler. Hakikaten uygun gördüler. Çok kısa zaman içerisinde o Kuzey Çevre Yolu'nun Çamköy'ü Gölyaka arası yapılana kadar en azından o yapılıp bitirilecek. Evet. Kısa süre içerisinde inşallah E5 dediğimiz D100 karayolundan tırların veya diğer arabaların, araçların geçmesi işi Meren kenarına kaydırılacak. İnşallah kısa zamanda biter diye düşünüyorum. Ve onun da hava kirliliğine büyük faydası olacağını düşünüyorum. Evet.
Evet, sevgili Oksijen TV izleyenleri, biliyorsunuz Gökhan Kapıoğlu'nun Düzce Spor Kulüp Başkanı olmasıyla birlikte Düzce Spor 3. Lig'de hakikaten bir tarih yazmaya başladı. 2020'de pandemi nedeniyle takımın playoff şansı ne yazık ki elinden alındı. Geçen yılda son maçın son 90 dakikaya kadar şampiyonluk potasındaydı. Talihsiz sonuçlarla birlikte geçen yıl şampiyonluğu son anda kaybettiler ama bu yıl 17 maçta en yakın rakibinin 4 puan önünde grubunun lideri pazar günü çarşamba Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Spor'la son birinci devrenin son maçına çıkacak ve 15 günlük aradan sonra ikinci yarıya hazırlanacak. Şimdi kısıtlı imkanlarla mevcut kulüp yönetimi bir mucize yaratmaya çalışıyorlar. Ama ne yazık ki şehrin ileri gelenleri, seçilmişleri, atanmışları bu kulübe yeterli, gerekli desteğe ne yazık ki fazla geliyorlar. Çevremizdeki illerde okuyoruz, gittiğimiz deplasman maçlarında görüyoruz. Gittikleri her şehirde, o şehrin birinci derece protokolü, tribünlerde yerini alıyorlar, takımlarına destek veriyorlar. En yakın çevremizde, hem Sakarya'da, hem Bolu'da, siyasetçiler, seçilmişler, dışarıda birbirleriyle kıyasaya rekabet yapıyorlar. Ama Bolu Spor'un maçı olduğu zaman tribünde yerlerini alıyorlar. Bolu Spor'un atkılarını, boyunlarını asıyorlar. Nezaket içinde maçlarını kardeşlik içerisinde seyrediyorlar ve gidiyorlar. Takımlarına da her türlü desteği veriyorlar. Hakeza Sakarya'da da aynı. Ama ne yazık ki bu ilimizde defalarca yerel basın gündeme getirmesine rağmen ne yazık ki burada ne belediye, ne milletvekilleri, ne sivil toplum temsilcileri, ne valimiz gerekli şeyi göstermiyor. Kendilerine göre kuşkusuz bir gerekçeleri vardır. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Neden bu takım sahipsiz, sahip çıkılmıyor? Neden sadece Gökhan Kapıoğlu ve bütün ülke Gökhan Kapıoğlu ve yöneticilerin sırtına bırakılıyor? Ne demek istiyorsun? Ne yapmanız? Ne söylemek istiyorsun? Nevzat Bey, aslında beni biraz yakından bilen insanlar futboldan ne kadar uzak olduğumu bilirler. Gerçekten de öyle. Çok ama bu şehrin bir gerçeği düzeyi. Ona geleceğim. Bu konuda çok fazla heyecan duyamıyorum. Ancak bir şehrin futbol takımı o şehrin sembolüdür. Markasıdır. Bir memlekete, bir şehre devletin en üstü makamları. Yani diyelim Cumhurbaşkanı geldi, Başbakan geldi. İlk ne verilir? Atkı verilir. O şehrin takımının atkısı verilir. Bir ziyarette bu yapılır. Bir kitleyi alıp bir başka yere götürebilmenin en büyük kolay yolu futbol takımıdır. Dolayısıyla futbol takımı her yerdedir. Her türlü politikanın da üstündedir. Siz statlara baktığınız zaman, tribünlere baktığınız zaman orada siyaset görmüyorsunuz ki. Orada o futbol heyecanını, spor heyecanını yaşamak isteyen bir taraftar kitlesi var. Ve en rahat şekilde şehri onunla yaşamak istiyorlar. Yani bu bir coşkudur. Hele özellikle genç kuşan, genç insanların en fazla meşgul oldukları, hobi olarak baktıkları, kendilerini hobi olarak yaptıkları, bugün futbol oynamaya çalışan, o kadar kişi var. Çok az kişi futbol dışında görür kendisini. Dolayısıyla baktığımız zaman politikanın üstünde olan ve şehrin bütün heyecanını ele alan en önemli şey futboldur. O şehrin takımıdır, coşkudur. Yani bir başka şekilde de ulusal kanalları da zaten taşıma şansınız da yok. Baktığınız zaman bugün ulusal gazetelere bazı kesimler gazeteler arka sayfalarından başlarlar. Spor heyecanını önce yaşamak isterler. Söylemek istediğim şey şu. Futbol takımı o şehrin her şeyidir. Markasıdır, sembolüdür, turizm elçisidir ve en önemli olay da aslında budur. Dolayısıyla buna kayıtsız
kalamasını alamak da mümkün değildir. Madem bir futbol takımı şehre bu kadar değer veriyor, bu kadar katkı sağlıyor, katma değer üretiyor, o zaman ondan o şehrin insanı yararlandığı kadar o şehri yöneten insanların da buna destek olması gerekiyor. Bu 2-2-4. Siz bir yerden katma değer alıyorsanız onu da besleyeceksiniz. Eğer siz bir takımı beslemezseniz bu katma değerler oluşmaz. Siz bir takımın 3. ligde ya da amatörde 3. ligde mücadele ediyor olmasıyla 2. 1. ligde mücadele ediyor olması arasında dağlar kadar fark var. Siz daha üst katmanlara çıktığınız zaman şehriniz de bununla beraber yükselmeye başlıyor. O zaman niye buna destek vermezsiniz? Niye buna bunu görmemezlikten gelirsin? Bunu anlamak mümkün değil. Siyaset olarak mı bakıyorsunuz? Bakıyorsunuz muhalif partinin lideri geliyor ya da herhangi biri geliyor. Atkı veriyorsun. O zaman iyi. Cumhurbaşkanı geliyor, başbakan geliyor. Atkı veriyorsun. O zaman iyi. O zaman niye bunun karşılığını sen vermiyorsun? Bunları ben samimiyetsiz buluyorum. Samimi görmüyorum. Eğer bir şehrin takımı bir takım etrafında taraftar bir takım etrafında kenetlenebiliyorsa yöneticilerin de o şehri artık ne dersek de büyükleri de bunu bence görmeleri gerekiyor. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Gökhan Bey bu takımı bir yerden aldı bir yere kadar taşıdı. Çok da emek sarf edildi bu konuda. Az önce siz özellikle altını çizdiniz. Pandemi dönemine rağmen bu başarılar gerçekleşti. Bence artık şehri emin yöneticilerin de bunu görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Buyur hocam. Evet, futbol işi, spor işi zor. Şimdi bir ilin... Rahmetli Demirel. Futbolu sormuşlar. Top yuvarlaktır. Fazla kurcalamaya gelmez demiş. Doğru olmakla beraber. Hakikaten zor iş ama. Şimdi düzey spor. Bir kere spor denilince akla hemen düzey spor geliyor değil mi? Evet. Oysa ki spor deyince çok çeşitli dalları var. Şimdi ilin sahibi kim burada? İlin sahibi belediye başkanı Faruk Özlü olarak görünüyor. Mülki amir vali olarak görünüyor. Onların bir şey yapması lazım. Herkes bunu söylüyor. İyi güzel de şu anda Düzce Spor'u idare edenler uzun zamandır Düzce Spor'u belli bir yerden almış, belli bir yere kadar getirmişler. Çok da güzel yol kat etmişler. Saygılı bir şekilde maçlar izleniyor. Hocam bir lafınız kesiyorum lafınızı. Şampiyonla oynadığımız iki tane güçlü rakibimiz var. İskenderun AŞ ve Iğdır Futbol Kulübü. Bu iki takım Iğdır'ın zaten Alagöz Holding sahibi. Yani milyon dolarlık bütçeleri var. İskenderun AŞ de hakeza öyle. Yani bu iki takım diğerlerini küçük gördüğüm için sakın izleyenlerimiz yanlış anlamasınlar ama potada olan iki takım milyon dolarlık bütçelerle bizimle rekabet ediyor ve biz onların birinin 4 puan birinin 6 puan önündeyiz. Buna rağmen takım bir tarih yazıyor. Heyecandan bahsettiğim aslında o. İşte bu gücü veren aslında evet. Tabii ki yönetim başta ama taraftar da buna sahip çıkıyor. Yani taraftar dediğiniz şey ki kitle bu şehrin insanı, bu evet. Şehrin vatandaşı. Evet. Evet. Takıma güç vermek, spora destek vermek hangi şekilde olacak? Bir maddi anlamda olacak. Bir de spor denilince akla illerde o ilin adına kurulmuş futbol takımı geliyorsa Düzce'de Düzce Spor olacak. Düzce Spor'a destek, Düzce Spor'un maçlarına bizzat gidip katılmak, seyirci olmak şeklinde mi olacak? Ki bu da olmalı. Şart değil. Ama olursa iyi olur moral destek açısından. İkincisi ve en önemlisi parasal destek. Şimdi Düzce Belediyesi'ne baktığınız zaman maddi olarak para verecek, verebilecek mi? Araştırdım. Kanunen belediyeler profesyonel takımlara yardım edemiyorlar. Yardımı sadece amatör kulüplere yapıyorlar. O zaman Düzce Belediye Başkanı'nın yapması gereken şey ne? Düzce'nin ileri gelen dediğimiz parasal anlamda durumu iyi olan kişileri organize edip bir araya getirmek. Az önce söylediğiniz şekilde parasal destek vermesi lazım. Ya da gelir getirici bir imkan sağlamalı. Veya ama Sayın Başkanımız gelir getirici imkan sağlamak konusunda
hep iyi yardımcı olduğunu ben biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Ya bu hep ver, hep ver, hep verle olmaz. Nasıl olması lazım? Düzce Spor'un gelir getirecek bir yere, bir şeye sahip olması lazım. Bu sadece sporda değil. Yani ben bazen bazı konularda da yazıyorum. İsim vermeyeceğim. Kurumun ismini, yani kurumların halktan toplamakla belli bir yere kadar gider. Veren olur, veremeyen olur. Şimdi spor konusunda para istemeye diye çıkıldığında kim ne kadar verir? Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Geldiler bizden spor için, Düzce Spor için yardım istemeye. Kaç para vereceğiz? Biz belli kişilere, belli kurumlara yükleniyoruz ama nasıl halledecek bu para işini? Efendim, etsin. Belediye başkanıdır yapsın, validir yapsın. Ama öyle olmuyor işte. Elindeki parayı, devletin göndermiş olduğu parayı bir kere buraya veremiyorsun. Nasıl vereceksin? Başka şekiller kullanarak, başka yollar kullanarak vereceksin. Düzce'de bu epey zamandır sağlanamadı. Efendim Düzce'de stadyum meselesiyle ilgili başkanımızın Sıralık'ta ilgilendiğini biliyorum. Yani ilgilenmekse. Ama söylenmeye çalışılan, direkt olarak da söylenemeyen şey para konusunda, maddi anlamda destek verilmiyor meselesi. Ne zamana kadar? Başkan olduğunuzu düşünün, vali olduğunuzu düşünün. Devletin size gönderdiği parayı nasıl vereceksiniz? Ne kadarını vereceksin? Başkan oldunuz, ne kadar vereceksin? Ne zamana kadar vereceksin? Bu işte Düzce Spor şu anda Emineliler'de sahipliği çok güzel götürülüyor. Fakat parasız olmuyor bu iş. Evet. Paranın da yolunu bulmak lazım. Bir akar sağlamak lazım. Bu konuda konsensüs oluşmalı, bir araya gelinmeli diye düşünüyorum. Benim bu konuda söyleyeceğim bu. İşte bu isterseniz şeye geçelim. Biliyorsunuz Düzce Belediyesi işte dönem dönem valilik, kalkınma ajansıyla marifetiyle Düzce'nin tanıtımıyla alakalı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıtım provalarına gidiyorlar. İstanbul, işte Ankara, İzmir gibi. En son İzmir'de Düzce tanıtım günleri düzenlendi. Ve bir özel bir televizyonda bir yemek programı yapıldı. Düzce mutfağının tanıtım adı altında. Bunlarla ilgili kamuoyunda çok ciddi spekülasyonlar da oldu. Yani bunların parasal değerleriyle ilgili çok fazla masraf yapıldığı ile ilgili. Yani bunlar da esas olarak Düzce'nin tanıtımının dışında sanki kişilere endeksli tanıtım yapılıyor biçiminde eleştiriler de oldu. Biraz önce hocam altını çizdi. Dedi ki ya Düzce Belediyesi'nin şeyi belli. Nasıl olacak diye. Ama bu işte bu tanımlara da milyon milyon paralar demek ki harcanabiliyor. Özel televizyonlarda programlar yapılıyor. Milyon milyon paralar harcanabiliyor. Demek ki olabiliyor yani bir takım bu işin yolu yordamı bulunabiliyor. Aynı şey Düzce Spor için de bulunabilir. Bu tanıtım amaçlı yapılan şeyleri nasıl buluyorsunuz? Ve hakikaten bu tanıtımlar için yapılan harcamaların Düzce ekonomisine bir artı değeri, bir getirisi var mı? Ben şöyle değerlendirmek isterim. Bir kere bu tanıtımlarla ilgili, bu tanıtımlar bahsettiğiniz tanıtımlar ulusal hatta uluslararası çaptaki bir tanıtımlar. Kısa dönemde bunların geri dönüşünü sağlanması zaten çok mümkün olan şey değil. Bunların ilk bence kazancı popüler olmak, popülariteyi arttırmak. Neyin popülaritesi? Yani işte Düzce adının geçmiş olması öyle baktıkları için. Az önce hocam dedi ya işte bu paralar nasıl harcanacak? Mesele o değil ki, o paralarını bir şekilde harcanacağı zaten belli, işte harcandı. MasterChef geldi, adını vermediniz ama MasterChef Düzce'ye geldi. Şu anda biz rakamı bilemiyoruz tabii. Bu 8 konuda, milyon civarında bir rakamdan yani bahsediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Kurumlarımız çok şeffaf da değil zaten. Evet. Aslında tanıtımlarla ilgili her kurum bütçe hazırlanırken bunun karşılığını koyar. Atilla Bey şey yapalım. Yani zaten buna bağlı olarak şeffaflık da oraya vardı. Geçelim yani, aslında Murat Bey evet. Video İkisini birlikte değerlendirelim. Onu daha sonra geçelim. Bence hı-hı. Çünkü meclis toplantısıyla ilgili tamam. Çünkü bizim yönetim tamam. Şeklimiz meclise oraya geçersek hı-hı. Diye bekliyorum ben. Ama bu konudaki çok önemli olan bir konu şu. Siz eğer Düzce'nin tanıtımına yapmak istiyorsanız, bunun geri dönüşünü sağlamak istiyorsanız halkınıza karşı şeffaf olacaksınız. Sen belediyeysen, valiliksen ya da herhangi bir kurumsan
tanıtımla ilgili bütçen varsa bu bütçeye çıkacaksınız. Bu bütçeyi paylaşacaksınız ve buna katkı sağlamasına çalışacaksınız. Artı bu türlü tanıtımların en önemli sonucu bunun mümkün olan en kısa sürede dönüşünü sağlamaktır. Yani o kanalın tanıtımın yer aldığı kanalın reytingini yükseltmek DJ'ye çok fazla getirmiyor. Zaten o kanalın ya da o programın izleniyor olmuş olması o kanaldaki o programın formatıdır. Seni DJ diye izlemiyor zaten insanlar. DJ orada bir nasıl söyleyeyim çok da kaba konuşmayayım ama garnitörü gibi kaldı. Yani siz orada bir garnitürsünüz. Esas orada olan MasterChef'in formatı. Sen DJ'nin orada bir şekilde çerez olarak seni kullanıyorlar. Buradaki esas amaç eğer oradaki kazancı, tanıtım kazancını şehre dönüştürebiliyorsanız ki o da çok kısa olmadığını söyledim. Bunu sağlamaya çalışmalısınız. Bakın yıllardır Emit Fuarı yapılır. Uluslararası Doğu Akdeniz Fuarı. İstanbul'da yapılır. Beylikdüzü'nde ben belediyede çalıştığım dönem boyunca gittik biz oraya. Ve orada bu tanıtımla ilgili çok ciddi paralar harcanır. Orada statlar kiralanır, o statlar konuşlandırılır, oraya materyaller üretilir. Ama bakıldığı zaman, geri dönüşüne bakıldığı zaman, işte siz turizm bölgelerinde yatırım yapmadığınız zaman, yani turizm bölgelerinde tesis yapmazsanız, yol yapmazsanız, tuvalet yapmazsanız, oradan gelen turisti nerede ağlayacaksınız? Turiste nasıl hizmet vereceksiniz? Burada tıkanıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar birlikte götürülmesi, kazancı dönüştürülmesi gereken konular bunlar. Bunları birlikte bağlamak gerekiyor. Tanıtım yapıyorsanız tanıtımın hakkını vereceksiniz. O hakkı vermek beldenize yatırım yapmaktan geçer. Eğer siz kendinize yatırım yapmıyorsanız istediğiniz kadar tanıtım yapın. O ekranlarda çerez olmaktan öteye gitmiyor. Daha fazlasında konuşmak istemem. Çok konu var. Biraz onlara evet, hocam buyurun. İsterim. Evet, ben bu konuda sizin gibi düşünmüyorum. Hocam yani sağ olun. Programın başından beri hiçbir görüşüme katılmadınız. Düzcenin bunu da söyleyeyim. Çerez olarak yani kullanılıyor demeniz hoş değil. Türkiye'nin dünyanın izlediği bir programda Düzce'nin adı geçmiş. Yani onların tabii ki Düzce'ye ihtiyacı olmayabilir. Bu küçüğün senecek bir şey değil. Bizim derdimiz burada Düzce'de tanıtılması yoksa. MasterChef'in kendine göre tabii ki bir şeyi var, formatı var. O formatı devam ettirecek. Senin Düzce'nin için, Antep için, Kayseri için bozacak hali yok. Siz orada sadece isim olarak, şehir olarak geçeceksiniz. Yani zaten bu, format bu. Yani biz orada tanıtımla ilgili ne yapılabilir ki? Alacaksınız onları turistik bölgeleri dolaştıracak haliniz yok. Onlar zaten bir yere konuşlanıyorlar, kendi masalarını kuruyorlar, yemeklerini yiyorlar. Altına da Düzce ya yazılır ya yazılır. Ne olacak? Yani bakın orada hocam dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama o jüri üyelerinin bulunduğu kısmın önünde bir yerel ürünlerden oluşan bir stand açıldı. Kaç saniye göründü dersiniz? Ya da onların ne olduğu hakkında bir fikir oldu. Bir öne yanım adını unuttum şimdi. Şükran Hanım. Orada isli peynirin ne kadar bu bölgede önemli olduğunu bahsetti. Bitti. Şimdi siz bu konuda 2 milyon para mı verildiğini söylüyorsunuz? Verilmiş mi böyle bir para? Yani 8 milyon. Hocam bu konuda şeffaf olunamazsa 8 milyon diye duyuyorum. Bunu bilmemiz mümkün duyduğum değil. Duyduğum rakamı söylüyorum. Yani bunu yani verilmediğini bilmiyorum. Kaçta verildiğini de bilmiyorum. Çünkü belediyenin bu konuda en ufak bir açıklaması yok. Zaten şeffaflık konusuna geleceğiz. Peki bu konuda kendileriyle konuştunuz mu? Sordunuz mu hiç? Niye sorayım? Sordum sadece. Sordunuz mu? Belki vermedi. Belki sponsor kullandı. Belki bir başka şekilde halletti bu işi. Zaten sadece iş belediyeyle bitmiyor. Orada valilik var, kurum valilik var mı ya da yok mu? Onları da bilmiyoruz. Bir takım kurum temsilcilerini gördük. Fabrika temsilcilerini gördük. Biz o kadar yani iş adamları vardı muhtemelen. İş adamları tabii ki sponsor olabilecek. İş adamları tabii ki sponsor olmuşlardı. Sadece görülen kısmını söylüyorum. Tabii. Daha belli değil, net değil. Arkasını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili sorulur. Gerekli bilgi alınır. Yani bu konuda hemen 2 milyon muymuş gittiği yerlerde reklam? 8 milyon diye duydum. Nerede? MasterChef programının maliyetiyle ilgili. Duyduğumu söylüyorum. Duyumlarla gitmek doğru değil ya. Bunu sormak doğrusunu öğrenmekte fayda var. Ben ekrandan gördüğüme bakıyorum. Benim ekrandan gördüğüm olay şu. Ne kadar güzel anlattı bir şey. Evet. Saman Dere'yi.
Yani siz şelale. Ben bir şey görmedim. Daha ne göreceksiniz zaten Bey? Evet. Samandere'de yapılmış. Evet. Şelalenin orada yapılmış. Yemek de zaten arkadaşlar yapmışlar. Orada mevzu Düzce, Samandere, Düzce'nin denizi, dağı, yaylası. Daha ne olacaktı? Ne bekliyorsunuz başka? Yani süreyi iyi kullanmak adına bunu devam ettirmek istemiyorum ama ben çok şeyler beklediğimi de açıklamak isterim. Ha, eleştirebilirsiniz. Şöyle yapılabilirdi, böyle yapılabilirdi şeklinde. Kesinlikle. Ama güzel bir program. Ama tabii o programın bir formatı var. O formatın dışına da çıkmak niye çok çıksın? Mümkün değil. Niye çıksın? Çıkartmazlar zaten. Tabii canım. Çıkartmazlar zaten. Sonra reklam, bir hafta önce yapılmış olan bir programın etkisi hemen ertesi gün dönüşü olmaz ki. Bakalım, bekleyeceğiz, zamanları göreceğiz. Şimdi bir şey geldi. Bu Düzce Spor'la ilgili birkaç yorum geldi. Onu müsaadenizle okuyabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar. Ben görmüyorum bunları. Nereden görüyorsunuz? Facebook'tan. WhatsApp'tan da geliyor. Diyor ki yani şeyi tartışıyorsunuz, Düzce'nin tanıtımını tartışıyorsunuz diyor. Oraya sponsor bulunuyor. Ne yazık ki diyor, Düzce Spor için diyor bir sponsor bulunamıyor. Kimse elini taşın altına koyulmuyor diyor. Biz Düzce Spor yönetime, yeni yönetime devredilirken diyor, Faruk Bey özellikle başta olmak üzere sözler vermişti diyor. İşte sahip çıkılacağı yönünde, maddi sorunların çözüleceği yönünde sözler verilmişti ama hiçbir tanesi yerine getirilmedi diyor. Bu konuda açıklama da yapılmıyor deniyor. Ve Gökhan Kapoğlu'ndan önce Düzce Spor'un bütün masraflarını mevcut belediye başkanları ve iş adamları karşılıyor diyor. Gökhan Kapoğlu da onlardı zaten. Evet. Düzce Spor başkanı. Aynen aynen. Ama ne yazık ki Gökhan Kapoğlu belediye kulüp başkanı olduktan sonra diyor o yükten de kurtuldular. Bütün yükü diyor Kapoğlu ve yönetiminin üzerine bıraktılar ve saysız bir şekilde bıraktılar diye bir eleştiri var. Bu tanıtımla ilgili şey de hocam, yani şimdi bu şeffaflık konusu hakikaten önemli bir konu. Bu konuya geçmek istiyorum. Çünkü diyor ki Nevzat Bey, her türlü konuda şeffaf olmak gerekiyor. Çünkü bu paralar sizin kendi paranız değil ki. Evet, halkın parasıyla kesinlikle oluyor bunlar. Yani şimdi biz geçen hafta geçen haftaki daha önceki programımızda da konuştuk bu konuları. Geçen hafta da İYİ Parti temsilcilerini çıkardık programa. İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ender Çakar'ı programa aldık. Ben özellikle Ender Bey'e meclis üyesi olması şeyiyle, münasebetiyle bir şey sordum kendisine. Dedim ki yani bu belediyenin yaptığı harcamalar, yatırımlarla ilgili meclise bilgi veriliyor mu? Beltaş, Beltürk gibi belediye şirketleri şeffaf mı? Yani size bir hesap, meclis üyelerine hesap veriyor mu? O da dedi ki bize en ufak bilgi vermiyorlar, bilgi paylaşımında bulunmuyorlar, ne oluyor, ne bitiyor, hiçbir şeyden haberimiz yok dedi. O konuda çağrı da yaptık, yani belediye yönetim belki bir açıklama yapar diye. Oradan da herhangi bir, bugüne kadar bir açıklama gelmedi. Onun dışında yine biliyorsunuz Sayın Fahri Gözlü aday olduğunda, kesinleştiğinde, AK Parti'nin aday olduğunda şeffaf bir belediye yönetimi sözü vermişti. Ama şimdi oradaki muhalefetteki meclis üyelerinin söyledikleriyle Sayın Fahri Gözlü'nün o şeffaf belediyecilik sözü bu anlamda sanki bir çelişki gibi duruyor. Bu konuda en büyük eleştiri gördüğüm, yani muhalefet partilerinin belediye, mevcut belediye yönetimine en büyük eleştirisi, milyonluk bütçelerin, bütçesi olan yatırımların ve şirketlerle ilgili en ufak bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığı yönünde. Ama öyle olunca da işte oraya 8 milyon verildi, buraya 5 milyon verildi. Ne oluyor? Sokak dedikoduları aldı başını gidiyor. Yani siz kamuoyuna herhangi bir açıklama da bulunmazsanız ne yazık ki bu şeyler de sürer gider. Bu anlamda ikinizin de fikrini almak istiyorum. Yani bu nedir, bu şeffaf yönetimden anladığımız nedir ve neden kamuoyuna bu konularda bilgi verilmiyor? Nevzat Bey, aslında bilgi verilmemesinin esas altında yatan neden nedir? Kendi politikaları. Aslında AK Parti eşittir şeffaf olmayan parti demektir. Yani AK Parti hiçbir şeyi şeffaf yapmaz. Bir şey söyleyeyim, oradan devam edin isterseniz. Siz belediyede uzun yıllar çalıştınız. Evet. Basında görev yaptınız. Daha önceki belediye başkanları bu tür şirketlerle ilgili açıklama yapmışlar mıydı? Hocam çok teşekkür ederim soru için.
Gerçekten de tebrik ederim. Şimdi o konuyla ilgili ben bu şeffaflıkla ilgili konu başlığı olduğu için bugün bir araştırma yaptım ben. O araştırmayı jireji masasında sevgili Murat arkadaşımıza verdim. Aslında bir giriş yaptıktan sonra o videoyu izlemenizi öneriyorum. Hocam siz de izlemediniz onu. Nevzat Bey izledi. Nevzat Bey şöyle, biliyorsunuz şu anda bir bölgeleri yönetenler belediyelerdir, yerel yönetimlerdir. Ankara'ya baktığın zaman merkezi yönetim, yerele baktığın zaman, illere, ilçelere baktığın zaman yerel yönetimler söz konusu. Ve çok amiyane tabirle bizim seçtiğimiz insanlar orada var. Soru şu aslında ya da irdelenmesi gereken konu şu. Benim seçtiğim insanın meclise temsil edilmesini beklerim ve benim sorularımın orada cevap bulmasını isterim. Eğer ben oyunla oraya gönderdiysem bu benim en temel hakkımdır. Çünkü ben buraya para veriyorum. Bu kadar basittir aslında. Şimdi benim seçtiğim üyenin mecliste sesinin çıkarılmadığını ya da engellendiğini düşündüğüm anda benim de sesimin kısıldığını düşünürüm. Yani ben temsil edilmek istiyorum belediye meclisi. Temsil ediliyor muyum Düzce Belediyesi'ne? Hayır, edilmiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili bir video var. Çok kısa bir video sanıyorum, 30 saniye. Murat arkadaşım hazırsa lütfen onu bir izleyelim. Konuşmalar zaten kayıtlara geçiyor. Videosu da var, evet, hepsi var. Dolayısıyla siz zaten burada tutanak özeti hakkında söz isteyen var mı dediniz. Eğer tutanakta eksiklik ya da fazlalık olduğunu düşünen arkadaşlar varsa zaten red derler. Biz de evet, kabul deriz, biter. Meclis tutanak özeti üyelerin e-mail adreslerine gönderildi. Meclis kapısına asılmak suretiyle ilan edildi. Bir önceki meclis toplantısı ait meclis tutanak özeti hakkında söz isteyen görüşmeler yapıldı. Başka söz isteyen olmadığından oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, işte izledik videoyu. Aslında oy çoğunluğu diyor. Neden hocam biliyor musunuz? Çünkü oy çoğunluğu dediği AK Parti'nin orada red oyu vermesidir. Bu kadar basit. Şimdi gelelim konuya. Bu mevzu veysi olan konuya. Düzce Belediye Meclisi... Şeffaflık konusunda mı red oyu verdi? Tabii yok o konu değil. Şimdi anlatacağım onu. 6 Aralık tarihinde Düzce Belediye Meclisi toplanıyor. Sizin de konuya hakim olduğunuz gibi orada bir tartışma çıkıyor. Ve Düzce Belediye Meclisi tarihinde bu türlü tartışmalar yapıldı. Ender ortamlardan biri orada vuku buluyor. Ve o tartışmalar sırasında o olayı da açıklayalım. Olimpiyat kavşağına isim verilmesi konusuyla ilgili yazılı önerge veriliyor ve bu yazılı önerge AK Partili belediye meclis üyeleri tarafından reddediliyor. Konu ve bu reddedilmesiyle birlikte bir takım istenmeyen hadiseler vuku buluyor belediye meclisinde. Şimdi belediye meclisleri yapısı şudur hocam, takip ettiğiniz üzere. Belediye meclisleri her ayın başında toplanır. Birinci oturum yapılır, ikinci oturum yapılır. Oturumlarda kendi içlerindeki bölümlere ayrılır. Ve bir sonraki ayın toplantısında bir önceki toplantının tutanakları okunur ve meclis üyelerine gönderilir. Şimdi söz konusu olan olay şu. Orada muhalif partili meclis üyeleri diyorlar ki siz bize meclis tutanaklarını gönderdiniz ama eksik gönderdiniz. Çünkü o birinci toplantıdaki konuya vakıf olan olayın adını geçirmiyorsunuz diyor. AK Partili belediye başkan vekili Hasan Günden çıkıp diyor ki o diyor kayıtlarda var diyor, videolarda var diyor, isteyen oradan izlesin diyor. Şimdi işin püf noktası burada. Murat, meclis toplantısına ilgili bir fotoğraf var, onu yansıtır mısın? Evet hocam, dikkatinizi çekerim, izleyenlerin de dikkatini çekmek isterim. Altta 2021 gözükmüyor. Kasım'dan bakın. Kasım'da birinci oturum var, ikinci oturum var, devam ediyor. Aralığa baktığınız zaman doğrudan ikinci oturuma geçiyor. Birinci oturum yok burada. Şimdi tamamını kaldırabilirsin Murat. Şimdi ikinci oturuma geçiyor direkt. Niye? Birinci oturum yok orada. İstenmiyor çünkü, şeffaf değil. Ama Hasan Günden ne diyor? Hasan Günden diyor ki videolarda var, kayıtlarda var diyor. Bakın girin. Şu anda Düzce Belediye Meclisi'nin sitesi, belediye sitesi bunu vermekle hükümlü. Yani belediye meclis toplantıları sitede yayınlanır. Olay bu, kanunen olay bu. Baktığımız zaman birinci toplantının oturumlarının kayıtları yok. Şu anda gelin, benim bilgisayar önümde, göremezsiniz.
ve orada Hasan Günden olmamasına rağmen, yani belediye sitesinde birinci oturumun kayıtları olmamasına rağmen kayıt var diyor. Video da var diyor. Hayır, yok. Ne kayıt var ne video var. Belediye bu konuda şeffaf değil. Çünkü oraya takıldılar, olimpiyat kavşağı meselesine takıldılar. Ondan ötürü belediye meclisinde bunların konuşulmasını istemiyorlar. Hatta olimpiyat ismine karşı bir alerji oluştu. Onun ismini anmamak için meclis toplantısında tutanaklar sunulmadı. Orada bu kaydın öncesinde İYİ Partili Erdoğan Kefiler'in bir önergesi var. Diyor ki, meclis tutanaklarında konuyu anlatmadan sonuca geçtiniz diyor. Niye anlatmıyorsunuz diyor. Hasan Günden de o cevabı veriyor. Hayır, kayıtları var. Kayıtları yok. Bu şeffaf dışı bir davranış. İkincisi, belediye şeffaflığa mı örnek verdiniz bunu? Yoksa tabii, yapılan her şirketlerden bahsettiniz galiba, değil mi? Şirketlerin yaptığı tabii, çalışmalar. Devamında da var. Devamında evet, da var. Şimdi AK Parti onunla nasıl bağdaştırdınız? Şöyle bağlandı. Şeffaflık konusuna mı? Tabii ki. Bakın, olimpiyat kavşağıyla ilgili konunun üzerine kapatıyorlar. Bu şeffaflık değildir. Var diyor, kayıt var diyor, video var diyor. Oysa ne kayıt var ne video var. Üstüne üstlük. Yani hocam pardon. Üstüne üstlük bitirip yani üstüne üstlük bir sitelerinden ne koymuyorlar bunu? Yani hocam şöyle. Tabii biz olayın birebir tanıklarıyız. Yaşayan insanları çünkü. Ben zaten meclis toplantısında vardım. Birebir tanıyayım. Yani birebir tanıyor olmayanlar bile dolaylı olarak basın sayesinde de orada ne olduğunu, ne bittiğini, o tarihi oturumda ne olduğunu herkes biliyor. Ancak sonuçta burası Düzce Belediyesi. Yani 150 yıllık bir belediye. Bir hafızası var. Şimdi burada yapılan yani Aralık ayı, 6 Aralık'ta yapılan birinci oturum yok, belediye kayıtlarında yok. Yok orada. Aslında var ama yok. Yok. Yani bir hafıza silinme girişimi var. Ne kadar farkındalar, ne kadar dediler bilmiyorum. Kimsenin günahını almak da istemiyor. Ama doğru değil. Bilinçli yapılıyor. Neden bilinçli yapılıyor? Yani, çünkü onu kaçtı. O listenin tamamını vermedim Murat Bey. O listenin tamamında Düzce Belediye Meclisi'nin kayıtlı sisteme geçtiği andan itibaren tüm videolar var. Tüm videolar tabii, var. 2017, tabii, 2018. Ya biliyorum ya. Biliyorum, var, bir tek o kısmın videosu yok. Yani kastetti, şeffaflıktan kastetti. Ötekine gülelim hocam. Bugüne kadar diğer başkanlık dönemlerinde şirket yetkilileri geldi, konuşma yaptı. Bilgiler verdiler. Muhalif sözcülerine bilgiler verdiler. Ve Hasan Günden'in geçmiş dönemlerdeki belediye meclis toplantılarında dile getirdiği şudur. AK Parti grubuna gelmeyen hiçbir konu gündeme de alınamaz. Biz sizi yok sayıyoruz. Bu Hasan Günden'in konuşmalarında var. Bakın, tekrar ediyorum. Geçen haftaki gazeteci konuşma programında arkadaşım biri benim için yazmış, plaki ben şimdi tekrar ediyor ama bunlar önemli meselelerdir. Tekrar edilmesinde fayda var. Tekrar ediyorum. AK Parti meclis grubuna gelmeyen hiçbir konu belediye mecliste gündeme alınmaz. Bunu Hasan Günden söylüyor. Şeffaflık mı bu? Ben temsil hakkımı mecliste nasıl kullanacağım hocam? Farklı bir partiden olduğumu düşünün. Belediye meclisinde nasıl temsil edileceğim? Olamaz. Hasan Günden'den izin mi almam gerekiyor? Hasan Günden diyor ki benden izin alacaksın diyor. Yani burada konu bu. Söylediğiniz konu şu mu? Teklif AK Parti'den gelirse ancak gündeme alınır. Bravo hocam. Diğerlerinden gelmezse alınmaz. Kesinlikle yani, bu. Hasan Bey'in orada söylediği zaten. Kesinlikle bu. Gelelim olimpiyat kavşağındaki alerji konusuna. İsmini sildiler ya şimdi, belediye sitesine de koymadılar. Bakın ben bir araştırma yaptım. Belediyenin 500 gününcü kataloğunda yayınlandı. PowerPoint ortamında yayınlandı. Orada kavşaklardan söz ederken olimpiyat kavşağı adı geçiriliyor. Evet. İsteyenler baksın 50. bantta. Var var. Evet. Belediye meclisi, belediyenin Düzce Belediyesi'nin 500 gününcü raporunun PowerPoint sunumunun 50. bantında olimpiyat kavşağını görmek çok mümkündür. Benim şeffaflık konusunda peki bu belediye şirketlerinin hesapları verilebilirliği ile alakalı meclise bilgi vermemesine nasıl bir yorum getiriyorsunuz? Söyleyeceğinizi söylediniz. Onu söyledim. Çünkü bu da buna bağlı bir şey. Çünkü hocam orada şirketlerin yöneticilerinin hesap vermesi gereken yer meclis. Ama AK Parti isterse gelir, istemezse gelmez. Onu mu yapmak için bu örneği verdim? Daha peki geçmiş siz İsmail Bayram zamanında çalıştınız, Kereç zamanında çalıştınız. Yani Kenan Bey
Siz de bilirsiniz, Yaypaşı müdürüydü. Geldi, açık açık konuştu bütün şirketi. Ya mesela demiyorlardı meclise. Gelmez olurlar mı? Sadece bu dönem diyoruz. Yani. Ben çok yakın örneği veriyorum size. Evet. Mehmet Keleş döneminde Yaypaşı'da, o zaman şirketin adı, genel müdürü Kenan Bey çıktı. Meclis üyelerinin istekleri doğrultusundan çıktığı her soruyu takır takır cevaplandırdı. Aynı şekilde Selahattin Sert de açıklamalar yap. Bunlar şirket yöneticileri hocam. Şimdi baktığımız zaman Düzce Belediye Meclisi'nin meclis hep takıldı aklım. Belediye şirketlerine baktığımız zaman sadece şirketlerin adını görüyoruz ama içinde kimler var? Hocam bilmiyor musunuz? Bugün Düzce ilinde ne kadar seçim kaybetmiş belediye başkanı varsa, eski belediye başkanı varsa hepsi şirketlerin içerisinde. Daha ha bir de şu var hocam. Kimin ne zaman ne görev yaptığı da belli değil. Çünkü dönem dönem bunlar değişiyor. Biri orada görev yapıyor, biri burada görev yapıyor. Bakın size ilginç bir olay daha söyleyeceğim. O da buradaydı. Hemen buldum. Hemen buldum. Şimdi bakın. Evet. Şurada. Şimdi belediye başkanı yine 500 günlük icraat raporunun sistem hakkında bilgi verirken, yani yönetimdeki istikrardan bahsederken, şirketlerin ve belediye müdürlüklerinin isimlerinden bahsederken istikrardan bahsediyor. Yani fen işleri müdürü şudur, sosyal işler müdürü budur, insan kaynakları müdürü budur diye. Bakın ne kadar acı tesadüftür ki o işte 500 gün içerisinde bantta yer alan, belediyenin 500 günlük sunumunun içinde yer alan, üstelik istikrardan bahsedilir. Tesadüf bu ya, ben onu tesadüf diyorum. Oradaki müdürün ismini vermeyeyim, deşifre olmasın. Müdür bugün o yerinde yok. Yerine başka biri var. O zaman nerede istikrar? Nerede yerel yönetimlerdeki hazır şakak? Belediyeyi konuşurken İlhan Hocam'a sözü vermeden önce bir de Ercan Katırcıoğlu'nun danışmanlığıyla ilgili kısa bir değerlendirme almak istiyorum. Daha çok olacak bunlar Nevzat Bey. Yok bugün yani hazır sıcağına olduğu için söylüyorum. Daha başka. Çünkü niye? Bakın tıpkı hocam bana kızacak şimdi. Genel siyasi. Yani şöyle, şunu sorma ihtiyacı hissettim. Pardon. Çok değişir. Pardon. Biliyorsunuz son seçimlerde Ercan İyi Parti milletvekili adayıydı, evet. İl başkanıydı. Yani AK Parti'nin muhalifiydi. Evet. Seçimlere öyle girdiler. Millet İttifakı diyelim. Evet. Ya, ama bugün tabii Millet İttifakıydı ama bugün yani 1,5-2 yıl içerisinde o derenin altında nasıl bir su geçti ki Ercan Katırcıoğlu Faruk Bey'in danışmanı olarak değerlendiriyordu. Yani bu ne yorumunuz nedir? Şuna şöyle baktığımız zaman, mesela aslında şöyle baktığımız zaman İYİ Partili diye de bakmayalım. İşte Muzaffer Yiğit orada. İşte Cüneyt Yemenici orada. Ahmet Azap orada. Feray Aslan orada. Yani bunlar peki bunlara şöyle bakabiliriz ama. Bunlara şöyle AK Partili ve bir vefa da bakabiliriz. Yani İsteyen istediği gibi değerlendirebilir ama Ercan Katırcıoğlu nasıl liyakat usulü hocam. Nasıl? Liyakat usulü olarak bakıyorum ben. Yani bir işte yani kazanmaları, kazanmamış olmaları, seçim kaybetmiş olmaları ayrı bir kriter. Ama göreve getirildikleri konularla ilgili liyakat sahibi olup olmadıklarını ben sorgularım. Çünkü karşılığında bu insanlara para veriliyor. Bu kadar basit. Ne Ercan Katırcı'dan da daha sonrası olacak mutlaka. Bu böyle başlar, böyle devam eder zaten. Bir denge kurulduğunu düşünüyorum. Yani hep kendilerinden değil de işte bak gördünüz mü İYİ Parti'den de aldık diye de bir şey. Ama İYİ Parti'nin FETÖ'cü diye suçlayarak ayrıldı ama. Tabii ki. Niye olduğuyla ilgili soru işaretleri ortaya çıkar. Yani evet. Zaten Nevzat Bey, bu sorunun karşılığı olmaz. Anladım. İlhan abiye sözü vermeden bir son dakika bilgi paylaşıyorum. Belediye şirketlerindeki yönetim üyelerin hiçbir şekilde para almıyor diye beyanlarda bulunmuşlardı. Ancak Önder Toynar'ın dışında hepsinin para aldığı iddia edildi. Buyur hocam. İddia değil ki, kayıtlarda var zaten. Evet. Ama bunu niye biz bilemiyoruz Nevzat Bey? Şeffaf değiller. Evet. Hesap vermiyorlar. Şimdi bunun evet. Neresi şeffaf konuyla alakalı? Allah çok merak ediyorum. İlhan hocam ne diyecek bu kadar evet. Şeffaflık yani, konusuna ki en çok yani, hassas olduğu konulardan bir tanesi. Bilmemiz gereken yer meclis. Evet. Ve üstelik bakın, bunu halk olarak değil, meclis üyesi, muhalif partinin üyeleri, İYİ Partisi var, CHP'si var vesaire saymayalım hepsini. Her keresinde soru önergeleri veriyorlar, yazılı önergeler veriyorlar. Şeffaflığa bir parantez daha açıyorum. Hangi birisi cevaplandırılmış? Hiçbiri. Yazılı önerge veriyor, cevap yok. Şimdi bakın az önce Murat gösterdi.
Orada Bayram Ali Kubilay diyor söylüyor. Siz diyor bunu diyor şimdi soruyorsunuz ama diyor yazılı olarak verin diyor. Arkadaş şimdi insan hakları dalga mı geçiyorsun sen? Orada diyorsun ki özeti gönderildi bu konuda söz söylemek isteyen var mı diyorsun. Söz söylemek için parmak kaldırıyor bak söz söylemek için. Bayram Ali Kubilay diyor yazılı ver diyor. O zaman niye söz söylemek isteyen var mı diye soruyorsun. Bu insan aklıyla dalga geçmek demektir. Ya da bu iş hiç bilmiyorsun demektir. Evet. Gerçi Ender Bey onun cevabını verdi ama. Tamam. Yani dolayısıyla şeffaf olmadığınız zaman bunların cevabını bilmek mümkün değil. Hocam buyur. Atilla Bey, kaç yıl çalıştınız Düzce Belediyesi'nde? Kovulana kadar 12,5 kovulana kadar 12,5 yıldır hocam. AK Parti kaç yıldan beri Düzce Belediyesi'nde? 2004 tarihinde geldi. Hocam, yani siz AK Parti devrinde 13,5 sene mi çalıştınız? Evet. Bugüne İyi sabretmişler. Böyle, İyi sabretmişler mi diyorsun ya? Yok başka yere geçecek anlıyorum da. Bugünlerde böyle konuşabilmek için sepeti doldurmuş. Kesinlikle. Vaziyettesiniz. Kesinlikle. Nasıl olsa bir gün beni kovarlar bunlar. 13,5 yıl zaten çalışmam lazımdı. Hakikaten geleni yapıyorsunuz. Hocam yani. Şimdi şu var. Ben şimdi şahs... Şimdi burada her konu, aklımıza geleni konuşacaksak sabaha kadar sürer, ertesi hocam, güne kadar sürer bu. Bakın şahsen... Yani siz şimdi partili... Efendim Ercan Bey'den bahsediyorsunuz, diğerlerinden bahsediyorsunuz. Ya emanet usulü verilip, parti verilip, şey milletvekili verilip kurulan partileri görmedik mi? Bilmiyor muyuz ya? Hocam hiç geçmişe gitmeyin. Celali Taşkent'e kadar gideriz. Sen şimdi girdikten sonra mecburen girmek zorunda kalıyorsun. Hocam ben bugün dönemden bahsediyorum ama... Bu dönemden bahsediyorum. Peki, hocam, hocam ne fark ediyor? Hangi hocam, dönemde hocam. Olmamış bunlar? Hocam o, hayır hayır. Hangi dönemde İsmail olmamış? İsmail Bayram döneminde şimdi... olmadı. Mehmet Keleş döneminde olmadı. Siz genelden bahsediyorsunuz ya. Genele baktığımız zaman her tarafta var bu hareketler, yanlışlar. Hocam. Oradan oraya geçmiş, buradan buraya geçmiş. Ercan Bey tabii ki yıllardır İyi Parti'deymiş. Şimdi o oradan istifa etmiş veya ayrılmış. Bu tarafa geçmiş. Gayet normal. Bana göre normal mi değil. Ama bunlar ben piyasada olan şeyler. Meclisteki şeffaflıkla ne alakası var onun? Var hocam. Yok yok ben hocam Ercan Bey yeni olduğu için sadece bir kısaca bir değerlendirmesini almak istedim. Eyvallah hocam. Sıkıntı yok. Ama esas şeffaflık ben, konusunun dışında bir konu. Hocam hı. Sepetimin daha iceberg gibi bu sadece suda görünen bir yüzü daha suyun altında olan kısmını kitaplaştıracağım evet, zamanımız, da. Zamanımız kıymetli hocam buyur. Neyse o konuya ayrıca gireriz. Şeffaflık konusu. Şeffaflık konusu derken şirketler belediye meclisine hesap vermek zorundalar mı diye soruyorum. Siz diyorsunuz ki bundan öncekiler veriyorlardı. Gelip müdürler bilgi hocam. Veriyordu. Meclis üyesi istiyorsa mecbur. Bu şirketler normal bizim bildiğimiz anonim şirketlerden farklı bir şirketler mi? Hocam ben ilki olarak şeffaflıktan bahsettim. Yasal statüde şirket şirkettir. Kimse bir, hesap vermez. Şirket kime karşı sorumludur? Maliye gelir, herhangi bir sıkıntı, problem varsa ki inceleme yapılacağı zaman gelir, inceler gider. Bunun haricinde siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Ben şirketi... halk adına belediye yönetimi içinde olması hazırlığı. Hocam öyle bir şey olur mu ya? Peki, belediye yönetimi şüpheniz içindeyse... Şüpheniz mi var? Var. Peki, şüpheniz varsa bildiğim kadarıyla Sayıştay... Savcılık var, Sayıştay hayır, var. Sayıştay incelemesinden de geçiyor bunlar. Geçiyor. Doğru mu? Tabii ki. Herhangi bir sıkıntı problem varsa... Var kim nereye, hocam. Kim nereye şikayet edecekse... Ben etsin. Şimdi... Burada konuşup da bu şekilde... bir şeyler söyleyeceksin ama şikayet etmeyeceksin. Ben söyledim söyleyeceğimi diyeceksiniz. Ya sıkıntısı olan gider ilgili yere savcılığa başvurur. Hukuk devredilir. Savcılığa başvurur. Evet, evet. Nereye gidecekse gider. Bunun cevabı budur. Hocam Türkiye'ye dönüştüreceksin savcılığa her giden konu. Ama hocam belediye meclis üyesi Ender Bey diyor ki programda her meclis oturumunda soruyoruz diyor ama ne yazık ki bize herhangi bir cevap vermiyor. Ama vermek zorunda değil galiba. Ben öyle biliyorum. Hocam, şirketler hesap vermek zorunda değil. Şöyle ama. Faruk Bey, yine seçim beyannamesi. Şeffaf belediyecilik. Bizim bütün derdimiz belediye yönetimi. Bu seçim yani beyannamesi. Diyor ki, bizce bizim evimiz birlikte yöneteceğiz. Seçim beyannamesi. Tamam birlikte yönetiyor işte. Nasıl? Ama sen paydaşlarınla hiçbir şey paylaşmıyorsun ki. Yani sen bu halkın %40 küsur oyunu almışsın, seçilmişsin. %50 de değil, bakın. Seçilmişsin. Tamam, eyvallah, başımızın üstüne. Ama senin dışında %50 küsur bir halk sana oy vermemiş.
onun paydaşlarını meclise göndermiş. Demiş ki sen benim adıma Düzce Belediyesi'nde benim çıkarlarımı savun. Meclis üyesi kalkıyor diyor ki kardeşim ben şununla ilgili bilgi istiyorum. Hayır. Hayır, vermek zorunda mı? Bakın hocam biz bir ilkeden bahsediyoruz. Hayır, şeffaflık ilkesinden bahsediyoruz. Biz ilkeden bahsediyoruz. Yani yasanın arkasına saklanarak sülfe gerisinden istediğini söyleyemezsin. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Şey ben temsil hakkımın gasp edildiğini düşünüyorum. Yani buna ben yaklaşımını soruyorum. Yani yasa öyle demiş, böyle demiş. Tamam. Yasa koruyucu bir kalkan zaten. İsteyen istediği gibi oraya buraya çekiştirebiliyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani siz halkın karşısına çıkıyorsunuz, şeffaf bir belediyecilik sözü veriyorsunuz. Değil mi hocam? Şimdi sözüne durmuyorsun diyorsun. Hayır öyle demiyorum. Yani belediye meclis üyesi diyor ki, kardeşim ben soruyorum, bize cevap verilmiyor belediye meclisinde diyor. Bunu soruyorum. Buna yorumunuzu soruyorum. Önümüzdeki günlerde verirler inşallah. İnşallah. Evet. Nevzat Bey, ele aldığınız konuların tamamı şu sonuçla bitiyor. İnşallah. Hocamdan ötürü söylemiyorum. Bütün temellerimiz onun üzerine kuruluyor. İnşallah hep bekliyoruz. Ne demek? Umutlu olmak İnşallah demek. İnşallah ne demek? Yapılabilirliği göz önüne almak demektir. Eyvallah. Yani bize bekliyoruz. İnşallah kaldık. Orada evet. Proje yok. Şimdi bir konumuz da şu. Toparlıyorum arkadaşlar. Zaten kapatacağım. Şu biliyorsunuz. Nevzat Bey. Bize verdiğiniz başlıklara göre logo meselesi var, İbrahim Bey meselesi var. Var. Şimdi Belen Barajı var. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Muhalefetiyle, iktidarıyla birlikte yaşıyoruz. Sivil toplumuyla birlikte yaşıyoruz. Şehrin sorunlarını burada bilgi dağarcığımız kadar oturuyoruz, tartışıyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Ama şu konuda fikirlerinizi öğrenmek isterim. Hem muhalefet hem iktidar temsilcileri, milletvekillerimiz, yani buna hem MHP, AK Parti milletvekilleri dahil Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak, bir de şehrimizin sivil toplum temsilcileri. Hakikaten bu şehrimizin sorunlarına ne kadar vakıflar ve bu sorunların çözümü yönünde yani yeterli çabayı gösteriyorlar mı? Nevzat Bey, işte meclisten geldik ya, emin olun belediye meclis üyeleri bu konuda çalışkanlar. İYİ Parti meclis üyelerine baktığımız zaman da, CHP'ye baktığımız zaman da, hatta MHP Cumhur İttifakı içinde olmalarına rağmen MHP'ye de baktı. Çünkü niye söylüyorum özellikle MHP'ye? Onlar da AK Parti'nin hiç de hoşuna gitmeyen önergeler de veriyorlardı. Dahasını söyleyeyim, sağduyulu olan milletvekilleri var. İşte Ergin Çelika, en son meclis üyeleri. Tamam. En sonra meclis üyelerinden bahsediyorum. En son Ergin Çelika Olimpiyat Kavşağı meselesinde İYİ Parti, MHP ve CHP ile birlikte hareket etme sağduyulunu göstermişti. Muhalefet partilerin bu konudaki tavırlarına baktığım zaman belediye meclisiyle ilgili bir sıkıntıyı ben görmüyorum. Yani meclis üyelerinde bir sıkıntı yok. Ama parti organizasyonunda, parti stratejilerinde, proje oluşturmada sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Yani sadece demeç, hatta bazen o demeçlerin bile yapılamadığını görüyoruz. Eğer siz bir basın bildirisini yayınladığınızda, bunun basın yayın organlarında yayınlanmadığınızı gördüğünüzde ya da eksik kaldığınızı gördüğünüzde bir yol bulacaksınız. Yani burada sadece muhalefet, belediye ne yapıyorlar ya da ona cevap vereyim de değil. Bunun üzerine koyarak, proje geliştirerek, biz bu yanlışı gördük, bunun üzerine doğrusunu da şöyle diye sunmanız gerekiyor. Maalesef Düzce'de eksik olan bu. Şimdi CHP'den bahsetmek isterim. En başta ana muhalefet partisinin yerel anlamda, sanıyorum girerken siz söylediniz, yarın akşam konunuz mu olacaklar? CHP İl Başkanı yarın akşam, evet, Oksijen TV izleyenleri, Semih Cemşit yarın akşam Erhan Sayhan'la konuğumuz olacak. Evet. Ama bugüne kadar Semih Bey seçildiğinden beri bir basın toplantısı düzenlemedi. Çok ciddi anlamda basın bildirisi olduğunu da ben okumadım. Diğerler için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Yani sizin gayretleriniz yetersiz görüyorsanız o zaman bir yol bulacaksınız. O yolun ne olduğunu ben söyleyemem. Çabalayacaksın, çalışacaksın. Ama yapılacak olan şey bence şu. Siz sadece hakikaten muhalefetin en kolay tarafı eleştirmektir.
Ama halkı eleştiri yönünde ikna etmek artık çok kolay değil. Çünkü herkes bir şekilde şikayet ediyor. Herkes bir şekilde sıkıntılarını zaten dile getiriyor. Halk şunu görmek istiyor. İyi de sen bizim önümüze ne koyacaksın? Sen bunu düzeltebilmek adına ya da doğrusu adına bana ne sunuyorum? Muhalefet partileri göstermesi gerekir. Ben bu konuda Düzce'deki muhalefetin bu konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Hem partiler açısından hem de sivil toplum kuruluşları açısından bunu ne yazık ki olması gerektiği düzeyde görmüyorum. Peki hocama geçmeden önce şeyi sormak isterim. Üniversite şehir bütünleşmesi buluşmasına nasıl bir yorum getirmek istersin? Ama yeterli mi üniversiteyle şehrindeki paydaşlarıyla ilişkiler ve şehirdeki bizim gündelik hayatımızın değişimine şeyi nasıl Düzce Üniversitesi'nin? Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında üzerinde önemli durulması gereken en önemli konulardan biri bu. Biz üniversiteden yararlanmıyoruz biliyor musunuz? Bakın siz de basın elemanısınız. Ben de basın elemanıyım. İşte Özlem Hanım zaman zaman okuyor. Okuduğu haberlere bakın. Yazılan haberlere bakın. Üniversite, ben gazeteci olduğum için bana gelen maillere bakarım ben. Ben Düzce Belediyesi'ne ne kadar mail gelir, valilikten ne kadar gelir, oradan ne kadar gelir, buradan ne kadar bilirim. Şimdi hiç kimse alınmayacak. Valilikten gelen maillerin %99'u kenevir. Jandarma oraya gitti, onu yakaladı, buraya gitti, bunu yakaladı. Meteorolojik bülten. Başka bir şey var mı bunun içinde? Yok. Belediye bakıyorsunuz, Fahri Gözlü pazar günü gitmiş. Eski lojmanı ziyaret etmiş. Yanında Önder Tonyalı varmış. Konu o da değil. Konu ne? Hazır oda mı durdu? Eli cebinde miydi? Magazinle uğraşıp duruyoruz. Bakın üniversite ne yapıyor biliyor musunuz? Üniversite günde iki kez. Sabah 10, ben takip ettiğim için biliyorum. Sabah 10, akşam öğleden sonra iki kez. 14 ve 16'da. Nasıl söyleyeyim size? Bildiri ve duyuru, haber bombardımanına tutuyor sizi. Yapılan konferansların tamamı geliyor. Etkinliklerin tamamı geliyor. Rektörün o an nerede olduğunu siz bilebiliyorsunuz. Niye? Çünkü bize bilgi geliyor. Bundan güzel bir şey mi var? Ama biz üniversitenin hiçbir bilgisinden yararlanmıyoruz. Hiçbir bilgisinden. Ortak bir entegremiz maalesef yok. Rektör Hanım'ın... Yani ortak entegre derken izleyenler açısından biraz açalım konuyu. Önemli bir şöyle, konu. Şöyle Nigar Hanım herkesine der ki bizim yaptığımız iş bilimsel, akademik olmanın çok ötesinde toplumla bütünleşmeyi sağlamak. Yani biz sadece şehrimizin eğitim ve kültür kalkınması değil, onun yanı sıra siyasetine de, ekonomisine de, her türlü toplumsal sorununa da katkı vermek istiyoruz. Biz toplum buluşması yaratmak istiyoruz. Ve bunun için açık kapı günleri düzenledi. Konferanslar düzenliyor ama dikkat edin, bazı konular ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü proje ortaklığı var. İşte Teknopark'ta proje ortaklıkları var, organize sanayi bölgesi var, ticaret sanayi odasıyla var. Bunların dışında hiçbir yerle paydaş olabilecek ortak projeleri yok. Bir konu var, mahkemelik olduğu için burada söyleyemiyorum daha doğrusu. Ya bir üniversite, bir belediyenin mahkemelik olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Mahkemelikler. Yani dolayısıyla üniversite... Nedir? Yani? Söylemeyeyim mahkemelik konusu olduğu için ama... Üniversite bizim bir değerimizdir. Orada akademik olarak birçok unsur var. O peki dönem... en azından şunu öğrenmek isterim ben. Yeni duydum çünkü. Evet. Yani burada müşteki olan kim? Yani kim kimi davalı kim? Davacı kim, davalı kim? Söylettirmeye uğraşıyor. Evet, söylettirmeye uğraşıyor. Haklı da aslında gazeteci olarak. Bunun yok yani davayı açan kim? Hayır, en azından şöyle kapatalım mevzu, açıdan söylüyorum. Öyle mi? Belediye dava ediyor. Tamam. Olay bu. Enteresan da bir konu. Oraya daha sonra gireceğiz ama söylemek istediğim şey şu. Üniversite birçok proje yapıyor. Ama Düzce aktörleri, yerel yönetimler başta olmak üzere bunun dışında kalıyor. Üniversite bana göre elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Bütün çabayı gösteriyor. İşte kampüsteki bütün oluşumları görüyorsunuz. Tıp Üniversitesi Hasan onun dışında tutuyorum. Diğer kalkınma ajansları onun dışında tutuyorum. Düzce'ye gelen, konferans veren hocalarımız bile çok önemli bir değer. Ama hangi birisinde biz protokol görüyoruz? Hiçbirine göremiyoruz.
hangi birisinin üniversitenin projelerine paydaş olduğunu görüyoruz? Göremiyoruz. Aksine bir çatışma söz konusu. Dile getirmek istemem ben burada. Ben, hadi ona biraz duyum olarak vereyim. Belediye ile üniversite arasının iyi olmadığını bugün sokaktaki çocuk bile biliyor. Bu sokaktaki çocuğa gitmesi kadar kötü bir şey var mı? Bakın o sokaktaki çocuk bile belediye ile üniversite geçinemiyor diye düşünüyorsa diğer taraflarını zaten konuşmaya gerek yok. Evet. O nedenle ben çok önemli, haklı bir soru. Bir kurum, iki üniversite gelişmeye, büyümeye ve şehri toplumsal, ekonomik, siyasal, eğitim, kültür her anlamda geliştirmeye çaba gösteriyor. Ama siz bunu göz ardı ediyorsunuz. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Hocam buyur. Evet, Atilla Bey'in söylediklerinin bir kısmına veya bir çoğuna katılıyorum. Şöyle. Yaşımız, teşekkür ederim hocam. Programın başından beri yaşımız, ortak olabileceğimiz bir konuyu yakaladık. Yaşımız gereği Düzce'de siyaseti epey yakından izledik. Bir iktidar partisi vardı, bir de muhalefet partileri vardır. Ben çok iyi hatırlıyorum, ilçeyken iktidar partisinin haricindeki muhalefet parti ilçe başkanları iktidar partisi il başkanı ile iktidar partisinin ilçe başkanlığı ile birlikte bir aradaydılar. Konsensüs sağlamışlardı. Sanki aynı partiymiş gibi bunu çok uzun süre sürdürdüler. O eski günleri ben arıyorum. Bugünün muhalefetiyle iktidara bakıyorum. İktidar partisi il başkanına birbirleriyle sanki dargınlar gibi değiller ama hiçbir fikir alışverişleri yok. Oysa ki muhalefetin görevi iktidara düşmanlık yapmak değil. Tabii ki muhalefet iktidarı eleştirecek. Eleştirecek ama doğruya doğru diyecek, eğriye eğri diyecek. Şimdi Düzce'de iktidar partisi, AK Parti belediye başkanı görevde, muhalefet partili il başkanlarının veya ilçe başkanları fark etmez, hiçbir yapıcı eleştirilerin olduğunu ben bilmiyorum, duymadım. Uzun yıllardır, 12-13 sene oldu galiba değil mi köşe yazarlığında? Evet. Düzce'nin yazdığım konular Düzce'nin sorunları. Düzce'nin dışına pek çıkmıyorum. Yani hangi iktidar olursa olsun, hangi belediye başkanı olursa olsun hep ben eleştiriyorum. Ha, eleştirmek zorunda kalıyorum. Ama bu eleştirilerimin sonunda kavgacı bir üslup kullanmıyorum, yapıcı bir üslup kullanıyorum. Yani bu eleştirdiğim konuların da belediye tarafından dikkate alınmasından da memnun oluyorum. Şimdi benim az önce yine bahsetmiştim. Muhtarım, Arap Çiftliği Mahalle Muhtarı ile bir gün yine sohbet ederken dedi ki ya hocam Çam köyünden Körpeşlere, Körpeşlerden Memursen'in önünden Halik Kavşağı'na kadar yeni bir hat döşeniyor. Ne hattı bu? Kanalizasyon, yağmur suyu ve su hattı. Biz dedi bunu söylesek, desek ki Fenişleri Müdürü'ne veya belediye başkanına, Çam köyünden Sancakların belli bir yerine kadar gelse bu hat, oradan da batı tarafa doğru dönse, oradan Akınlara ve Halk Kavşağı'na gitse, hem Memursen'in önüyle Aşiyan'ın arasındaki yol kazılmamış olur, hem iki iki masraf yapılmamış olur, hem de gelişmekte olan Körpeşler Arap Çiftliği tarafında çok konut yapım var orada. Hattı oradan geçirelim. Bu hat da işlesin, bu hat da işlesin. Oysa ki proje yapılmış. Az önce dediğim gibi. Çamköy, Sancaklar, Körpeşler, Aşiyan'la Memursen arası, Akınlar, Çam, Hal Kavşağı. Hakikaten bunu kaleme de aldım. Murat Bey'le görüşüldü. Kanalizasyon Su İşleri Müdürü'yle. Bir baktı duruma. Dedi hakikaten uygun dedi ya. İki iki masrafa gerek yok. Şimdi bir muhtarımız bizim veya bizim çevremiz Düzce'de gezerken Düzce'nin problemlerini bakarak, görerek hareket ediyor, düşünüyor. Bunlardan bizim haberimiz oluyor. Biz de bunları dillendirebiliyorsak ve bunlar da dikkate alınıyorsa, şimdi belediyenin olumsuz taraflarını anlatıyorsunuz da ben de yaptığımı ve yaşadığımı görüyorum. Dile getirdiğim konuların hemen hemen birçoğu dikkate alındı ve gereği yapıldı. O zaman şu çıkıyor ortaya. Bizim il başkanlarımız sadece muhalefet iktidarı eleştirir.
Ya iktidar hiç mi iyi bir şey yapmaz? İktidara... Hocam burada bir şer koyabilir miyim? Buyurun. Çok özür diliyorum ama burada bunu mutlaka söylemem lazım. Bence tersini söylüyorsunuz. Yani belediyenin yaptıklarıyla alakalı muhalefetin il başkanları ya da merkez ilçe başkanlarının bir şeyler söylediği yok. AK Partili diğer başkanların ve milletvekillerinin söyledikleri var. Yani AK Parti'ye muhalif olan yine AK Parti'nin kendisi. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Açmayalım isterseniz. Nereden bunu geldiniz çok oraya bilmiyorum ama. Dediniz ben, ya muhalefet ben, partisi eleştiriyor diye. Muhalefet partisi il başkanları yapıcı anlamda eleştirileri yok. Kimseye bir şey söyledikleri yok. O anlamda söylüyorum. O kesin. Muhalefet parti il başkanları ile iktidar partisi il başkanının arasında ilişkiler iyi olmuş olsa, olumlu olmuş olsa, abi kardeş gibi bu işi götürmüş olsalar, tamam parti partidir. Ayrı partidir. Seçimden seçime yapın ayrılığınızı, seçiminizi, propagandanızı. Ama seçim olduktan sonra artık iş bitmeli. Belediye başkanımız belli, yönetim belli. Herkes düzce için çalışmalı. Muhalefet partilerinin size söylediğiniz aynı şekilde kendi aralarında bir birlik, beraberlik yok. Bu hakikaten üzüyor yani. Düzce olarak, düzceli olarak hepimiz üzüyor. Bu konuyu arkadaşlar nasıl değerlendirir bilemiyorum. Bu işin de ilk adım atması gerekeni kimdir bilmiyorum. Bir ara yapıldı o. İl başkanlığı yapıldı. Geçmişte de yapıldı. Yani geçmişte derken yok. Çok yeni yapıldı. Yakında yapıldı. Farı gözü fakat, il başkanlığı devamlı, topladı. Devamlı gelmedi. Gelmez. Yalnız burada hocam içme suyundan bahsetti ya Nevzat Bey. Onun ilginç bir hikayesi var. Bitirsin. İlhan Bey'i bitirdikten sonra bitirsin devam de etmek isterim. Hocam bitir. Yok benim söyleyeceğim bunlar. Başka bir şey yok. Çünkü ne konuşacağız? Sabaha kadar konuş. Mesele belli. Yani herkes bir Düzceli gibi, herkes iktidar partili gibi hareket etmeli ki Düzceli menfaatin olsun. Bahsediyorsunuz işte üniversiteyle belediye arasında sıkıntının olduğunu. Var yok bilmiyorum ama var diye söylüyorsunuz. Niye olsun? Üniversiteyle belediye beraber olmalı. Kesinlikle. Belediyeyle, iktidar partisiyle muhalefet beraber hareket edebilmeli. Yerelde en azından bunu yapmalı. Belediyeye yardımcı olmalı. Bir sıkıntı problem varsa yani belediyenin yaptığı kaldırımdan sadece AK Partiler yürümüyor ki. Hepimiz yürüyoruz. Eğer yapılan işte imalatta bir hata varsa bunu AK Parti il başkanına da söyleyebilir muhalefet. Belediye başkanına da söyleyebilir. Ayıp değil, hata değil, bir şey değil yani. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Evet Atilla. Aslında STK'lar dediniz. STK'ların bu konularda fikir geliştirmesi gerekir. Ama STK'ları ben bu konularda pek fikir geliştirdiğine yakın zamanda şahit olmadım. Eskiden yapılıyordu STK'lar. Düzce ile ilgileniyorlardı. Düzce'nin problemlerine parmak basıyorlardı ama yakında ben böyle bir şey görmedim, duymadım. Siz duydunuz mu? Yok. Şimdi ben içme suyu olduğu için bu konu bence çok önemli. Bu konuda taze bilgi deniz bugün aldım. Ben yaklaşık hocam 16 yıl önce yani 2004 tarihinde Düzce'deki altyapı sorunları gündeme gelmesiyle birlikte Mehmet Keleş'in öncelikle ele attığı bir konu vardı. İçme suyu boru hatlarını değiştirilmesiyle alakalıydı. Ve ben o tarihlerden itibaren Keleş'in döneminde 2004 tarihi hocam 16 yıl önceye gidiyorum. 16 yıl önce ben evimde musluktan su içememeye başladım. Bakın 16 yıl önce. Bunun nedeni neydi biliyor musunuz? Biz aslında asbestli boruları kullanarak kanserojen katkılardan ötürü suyu sağlıklı içmiyoruz dedi açıklama. O günden itibaren kimse benim gibi düşünen birçok kimse evlerinde musluktan açan suları içememeye başladılar. O zaman böyle muhalefet yapabiliyor muydunuz? Şimdi ona geleceğim de. Siz şu an evinizde musluktan akan suyu içebiliyor musunuz hocam? Ben arıtma kullanıyorum. Arıtma kullanıyorum. Herkes öyledir değil mi? Tabii tabii. Yani şu anda Düzce'nin merkezinde çevreleri bilmem. Yani buradan nereye gelmek istiyorsunuz? Geleceğim. Şimdi bakın 16 yıl önce Düzce'de ilk proje içme suyu projesiydi ve asbestli boruların polietilen borularla değiştirmesi söz konusuydu. 16 yıl sonra gelinen noktada da aynıyız biliyor musunuz? Biz o gün içme suyu kullanamamaya başladık ve bugün hala musluklarımızda belediye suyunu biz içemiyoruz. Ben dışarıdan alıyorum suyu içiyorum. Bu önemli bir masraf ve önemli bir altyapı sorunu. Gelmek istediğim şey şu. 16 yıl boyunca yani 2004-2009 bir sürü bir AK Parti belediye başkanı. Bugün sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Hala aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Ben ismini vermeyeyim.
yetkili birisini aradım. Dedim ki bu akşam size geleceğim şimdi hocam. Ben bu akşam içme suyu yatırımlarıyla ilgili bir konuya parantez açmak istiyorum. Bugün gelinen noktada durum nedir dedim. Ön bilgiyi verdim. Dedim ki 2004 tarihinde Düzce'de Mehmet Keleş döneminde içme suyu borularını değiştirmesine başlandı. Ancak yarım kaldı yatırım. İsmail Bayram döneminde yarım kaldı. Dursunay döneminde yarım kaldı. Faruk Gözlü döneminde yarım kaldı. Bugün gelinen noktada yüzde kaçtayız dedim. Sorduğum soru sadece bu. %40'ını anca değiştirebildik dedim. Nereye değiştirmişler? İşte polietilen borularla. Hı. Asbestli boruların değiştirmesinde başarı oranı %40. Yani biz daha %60 oranında zehirli su kullanıyoruz. Ama şu anda mevcut belediye yönetimi şimdi soruyoruz. Bu konuda ne yapıyorsunuz peki dedim. Hı. Bu konuda ne yapıyorsunuz dedim. İller Bankası projesine proje el atmış. Geniş çaplı hani büyük caminin önüne kurmuşlardı ya yer altının altyapıların bütün hepsinin filmi çekilecek, rapor hazırlanacak. Yapılmış hocam o. Yapılmış, sonuçları alınmış. İller Bankası'na gidilmiş. Bununla ilgili bir program oluşturulmuş. Bak hep muş. Neyle bağlayalım hocam onu? İnşallah'la bağlayacağız en sonunda. İnşallah önemli bir kelime. Önemli de. Onu basite almayın. Yok. Hani söylemek istedim 16 yıldır bunun içindeyiz biz. 16 yıldan beri Düzce'nin içme suyu projesi hala çözümlenemedi. Gelinen noktada da İller Bankası Avrupa Birliği'ne yazı yazıp finans isteyecek. Hala finans isteyecekler. Gelirse olacak, gelmezse olmaz. Bu arada ne oluyor? İşte Beyköy'ndeki su yetmediği için regülatör takviyesi oluyor. Yaz aylarında mezgellerimize su çıkmıyor. Bizzat belediye başkanı Faruk Gözlü dedik ki Konirhalp bölgesinde çok kat yapılaşma ona geçemeyeceğiz herhalde. Murat'a da bir sürü doküman verdik ama bir daha dördüncü kattan sonra benden su istemeyin. Dördüncü kattan sonra benden itfaiye hizmeti istemeyin dedi. Ota kayıtlardı. Şimdi hocam meselenin aslına geliyorum. Siz 13-14 Temmuz 2020 tarihli bir yazınız var. Ben de şu anda kayıtlı bu. İşin aslını siz çözmüşsünüz zaten. DSİ'nin 2012 ve 2015 yılları arasındaki bir proje yaptığınız zaman kısa o yüzden açıp bakmayın projeye ama siz yazının sahibisiz olduğunuz için olaya vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Yani DSİ'nin 2012 ve 2015 yılları arasında öngördüğü Hasanlar Barajı'ndan çekilecek olan bir boru hattıyla Uğur suyunun desteklenmesi ve arıtmaya su getirilmesiyle ilgili projenin başlatıldığını ama bunun neden tamamlanamadığını ve sürdürülemediğine ilişkin soru sordunuz. O sorunun cevabını aldınız mı hocam? O sorunun cevabı var. Hasanlar Barajı'ndan şu anda şehir merkezine gelecek olan suyun Uğur suyundan gelecek olan suya göre çok daha pahalı olduğu ve onu uygulanmayacağını biliyorum. İptal oldu yani o proje. Ben öyle biliyorum. İnşallah kaldık işte yine hocam. Yani 16. Ya o anlamda söylemiyorum. Yani tamamlanamama ile ilgili sorunu söylüyorum. Bak kaç tane belediye geçirdi. Bunu şöyle yapalım arkadaşlar. 2004, bu şöyle yapalım. Şöyle yapalım hocam. Hocam şöyle yapalım. Yakında başlıyor yani. Hocam. Hep yakında başlıyor. Hiç bir dahaki yine gündem değerlendirmemizin birinci maddesine Düzce'nin ve gelecekteki su sorununu alalım. Bu konuyu burada kapatalım. Arkadaşlarım tam 2 saattir zaman su gibi akıp gidiyor. 2 saatimiz doldu. Hepinize izleyenlerin de sabrına bize sunduğunuz konu başkanına daha geçemedik. Geçemedik. Yayını burada kapatalım. İkinize de teşekkür ediyorum. Sevgili Oksijen TV izleyenleri yaklaşık 2 saattir tabi sabaha kadar konuşsak Düzce'nin sorunları bitmez. Yaklaşık 2 saattir arkadaşlarımla birlikte Düzce'nin öne çıkardığı kimi konu başlıklarını tartıştık. Bir dahaki ilk yayınımızda kaldığımız yerden ki önemli özellikle su sorunu başta olmak üzere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü bu hafta sonu 3 günlük Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi var. Bununla ilgili de Düzce'de zannediyorum hayli bir toplantı bittikten sonra tartışma çıkacak gibi. Çünkü katılanların listesini hasbelkader gördüm. Düzce'nin de birkaç kişi hariç hep dışarıdan katılımcılarla Düzce'nin 50 yılını tartışacaklar. Nasıl tartışacaklar ben de çok merak ediyorum. İzleyeceğim.
Bir dahaki ilk toplantımızda sizlerden söz alıyorum. Eğer bir arkadaşımız da katarak su ve Düzce İktisadi ve Kalkınma Kongresi'nin yankılarını başta olmak üzere yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. İnşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.